Harbiden cennetteyiz ya. Bu kadar güzel insanlar var etrafımızda. Kesinlikle katılıyorum. Aynı zamanda sevgili Deniz, bu güzelliği, yani aslında bu iyi olma hali diyorum ben tam olarak buna. İyi olma halini aramak benim hayatımda herhalde en büyük hediyem oldu. Çok şükür. Kendime hediye ettiğim. Bin şükür. Dolayısıyla seninle de aslında çok uzun zamandır tanışıyoruz ama aslında hiç tanışmıyormuşum. Her gün seni yeni benle tanıştırmana şahit oluyorum. Çok mutluyum varlığında. Ay, sohbeti kabul ettiğin için. Ne çok demek? Ne demek? Allah bin kere razı olsun. Bir kere ben çok mutluyum. Senin kadar hem sevdiğimiz, biliyorsun, hep sana söyledim, annem de çok seviyor Ayşe, seni. Lütfen biz seni ileteceğim tabii ki. O da zaten biliyorsun, konuşuyoruz da arada, sana sürekli selam söylüyor, ailene selam söylüyor. Bir kere yani şu çok güzel bir şey. Bak, gülümsemek mesela, hani beyinle ilgili bir şey var. Şimdi bizi Timur'a da buradan selam söyleyelim. Nörolog Timur. Timur Yılmaz, sevgiler. Timur Yılmaz'a da çok selam söyleyeyim. Ben nörologları çok seviyorum. Çok şükür ki onlar da beni seviyor. Bugün onunla konuştuk senden sonra, şey dedi. Hani sen telefonumu verdikten sonra şey dedi. Deniz dedi, ya ben bir de seminer yaptım. Oradan iki kişi çıktı. Hocam bunları Deniz zaten anlatıyor ya. Siz aynı şeyleri anlatıyorsunuz demiş. Şimdi dedi ki ya dedi. Dedim ki yani açıkçası hani Kur'an tamamen beyinle ilgili bir şey. Yani İslamiyet tamamen beyinle ilgili bir mesele. Hani kalp ve beynin dengesinde nörolojik yapının dönüşmesi, merkezi sinir sisteminin aktif hale gelmesi vesaire. Dolayısıyla dedim biz farklı şeyler anlatmıyoruz dedim. Bir kere bunu kafamıza sokalım dedim. Ondan sonra dedi ki bir şeyler yapalım beraber. Ben dedim ki derhal yapalım. Çünkü biliyorsun İsmail Hakkı Aydın hocam başta olmak üzere çok fazla Türkiye'de iletişimde olduğum kitabımı okuru olan nörocerrah, nörolog okurlarım da var. Ve biz gerçekten bunu kuantum fiziğiyle birleştirerek kardeşlerimize ulaştırmalıyız bu bilgileri. Çünkü aslında ne mucizevi bir yaratım, ne kadar olağanüstü bir Allah'ımız olduğunu, kendimizin ne kadar şanslı varlıklar olduğunu ve aslında sistemin ne kadar muazzam olduğunu anladığımız yerde biz zaten Allah'ımızı sevmeye başlayacağız gerçek anlamda. Onun için senin gibi yüzü gülen, şimdi yüzünün gülmek, yüzü gülmek, Açelya, şimdi beraber olsak ben sana birkaç tane bilinçaltı test yaparım. Yüzün gülerken ve gülmezken bedeninin aslında birkaç şeyi aynı anda nasıl kontrol ettiği farkını görsen bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gülümsemek sadakadır meselesini anlarsın. Yani o kadar bilimsel bir din ki. Yani çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben aslında gülmek ya da bir halde olmak meselesini kendimden daha çok başkasının yansıması ile bütünleştirmek, ama olmasa da var olmanın bile bir gülümseme sebebi olduğuna inanıyorum. Gülümsememeyi, yani acımı çekerken bile içinde mutlaka o gülümsemeyi, tebessümü aramayı çok hissediyorum hayatta. Ama bunu tabii senin böyle ifade etmen de çok kıymetli benim için. Canım benim. Efendim. Öncelikle biz seninle nasıl tanıştık? Ben kısaca ondan bahsedeyim. Tamam. Gerçekten çok tatlı. Çok. Sevgili eşimin bir gün eve geldim böyle geçtiğimiz aylarda. Açeli'yle çok etkilendim dedi. Deniz Erten dedi. Aynı zamanda söz yazarı dedi. Çok okumuş, çok değerli biri. Biliyorum Enis'cim dedim. Böyle dedim, oturuyordum dedi. Tam dedi çok da güzel bir konu anlatıyordu. Beyinle, kalple, İslam'la. Genel anlamda dedim kendi kendime, çok da yorgunum, şöyle bir kaydedim dedim derken dedi Deniz Hanım televizyondan kaydet dedi. Birden ikildim dedi. Ben öyle olmuyor. Akşamında değil mi sana hemen mesaj attım? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani dedim ki Allahu Ekber. Deniz dedim sen de hemen gönlünü açtın. Ne demek Açeli dedim. Çok büyük sevgiyle karşıladın. Aslında çok böyle kalbiniz tanıştı. Bugün de onu da anlatacağım. Ama sonra konuyu bağlayacağım. Bu neden oluyor diye. Evet. Bugün seninle program yapacağım için ben öyle çok çalışmayı sevmiyorum. Ben böyle hani dinlemeyi, içselleştirmeyi, sonra da soru sormayı, merak ettiğimi insan olarak. Önce hani insan hayvanını da anlatmanı isteyeceğim. İnsana geçtiğim noktadaki merak ettiğim şeyleri sormayı şey yaptım. Çünkü yine birkaç senin söyleşim dinliyordum. Enis'e dedim ki Enis gel dedim bir tane dedim, bir şey de içelim yiyelim falan dedim. Ya şimdi dinlerim bahsettim ya dedi. O arada senin konunda şuydu.
yemeyin dedim. Nefsime hakim olun. Şimdi ben böyle durdum. Deniz bana bakıyor, ben Deniz'e kokla, koklayın istiyorsun. Yemeyin. Vallahi dedim, Deniz seni dinleyemeyeceğim. Ben bu parçayı ne Allah oluyor bu? Şimdi bak anlatacağım. Şimdi kainat tabii biliyorsun hani biz neyi anlatıyoruz? Hani Kur'an'ımız, ayetlerimiz. Pardon, izninle biraz şeyleri yorumları kapatabilir tabii, miyim? Tabii. Sonra açacağım. Açacağım. Tamam. Dinliyorum Deniz'ciğim. Şimdi Kur'an'ımız, ayetlerimiz, hadislerimiz de sayısız anlatımda içinde bulunduğumuz alemin yani bu dünya hayatı bir oyun ve oyuncaktan ibarettir. İnsanlar uykudadır. Mesela hadis, ayet ve hadis birden veriyorum. Ölünce uyanırlar gibi. Aslında içinde bulunduğumuz alemin bir rüya alemi olduğunu, bir tür ilahi matrix olduğunu anlatıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu fark ettiğini anlatıyor. Ayetler ve hadisler. Fakat hani biz yıllarca ne okuduğumuzu çok anlamadan okuduğumuz için hani ben her kandilde Yasin okurumla bitiyor ya bizim din anlayışımız hani sonra evet, duvara asılıyor veya dolaba konuluyor. Aslında içinde bulunduğumuz sistem, içinde bulunduğumuzu zannettiğimiz sistem. Çünkü aslında hiçbir şekilde Allah'tan ayrılma yok ama tabii bu derin bir mesele. Bir yerde biz şu anda uyuyoruz ve bir rüya aleminde. Bize bir tür Tesla eldiveni, işte Tesla kostümü şu anda bu dünyada birkaç bilen duyularla aslında elektrik sinyalleriyle olmayan şeyleri olduğunu zannettirilebilen bir organ. Bir tür arayüz. Bunu anlatıyorum ben kitaplarımda. Bir tür arayüz olduğu için insanın ruhuyla kainat arasında bir tür arayüz beyin. Ve beyin şey gibi düşün bak Açelya. Şöyle düşün. Şimdi evinizdeki televizyona bakmanı istiyorum. Şu anda etrafında var evet. Televizyon. Bak. Şimdi bak. Tamam. Bu televizyonun kabloları var. Evet. Mesela sen iki tane kanal çekiyor bu televizyon. Hı-hı. Diyorsun ki ya diyorsun ben daha fazla kanal izlemek istiyorum diyorsun. Ve bir kablocu çağırıyorsun. Ve hani cable diyoruz ya biz buna. Evet. Cable. Cable kelimesi Hubble kelimesinden gelir. Arapçadan gelir. Hı-hı. Hablullah. Allah'ın ipi. Hatta cable ip demektir İngilizce'de zaten. Çok acayip. Şimdi bu televizyona sen birden cable bağlattı da kablolu yayın yani. Şimdi ben bunların hepsinin İngilizcesini, Türkçesini, Fransızcasını, İspanyolcasını vesaire veriyorum arada ki hani bak nasıl aslında bizim konuştuğumuz dilin Allahça olduğunu anlayalım diye. Hani Kur'an dilini. Çünkü Arapça değildir Kur'an. Allahçadır. Evet. Rabça. Rabça. Aynen öyle. Yani Fransız'ın Allah'ı yok mu? İspanyol'un Allah'ı yok mu yani? Amerika'nın evet. Allah'ı yok mu? Bak yarın Amerikalılar çok bilmek istiyorlar ve Allah nasip ederse inşallah vesile olacağız ya. Yani ben bundan başka ne isterim ya dünyada? Her neyse şimdi konudan konuya atlamayayım ben. Daldan dala atayar hop sana yandım. Şimdi bu işte televizyona kablo bağlandığında birdenbire sen istediğin kanalı zaplamaya başlıyorsun. Frekanslar üzerinden kanalın nasıl oluyor o iş? Kanalın uydusunun yani çektiği frekanslara göre bir gerçeklik kesiti gösteriliyor sana. Şu kanalda bu dizi, bu kanalda bu haber, evet. O kanalda bu bir şey. İşte beynimiz öyle bir şey bizim. Bir sürü kablo biz var. Biz seçiyoruz bunu. Evet. 0-2 yaş arasında beyindeki kablo sayısını yazdım. Şu anda inen ki bilmem kaç milyar, trilyon falan kablo 0-2 yaş arasında tık 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 bağlanıyor. Ve sonra kişi odaklandığı şeye göre bu kablolardan kaybetmeye başlıyor. Yani bu yüzden hep şunu söylüyorum. 0-2 yaş arası çocuklarımız dokunmamak dahi çocuğun beyninin gelişimini engelliyor. Düşünebiliyor musun? Şimdi benim yeni araştırmalarım var. Bunları yakında paylaşacağım. Dokunulmamış, çocukken dokunulmamış, iletişim kurulmamış çocukların gerçekten hayvandan aşağı bir pozisyonda, bir bilinçte nasıl olduğunu gösteriyor. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musun? İnsan evrensel insan olarak doğar fakat tabii ki doğru şekilde doğru etkileşimlerle eğitim alır ve öğretilirse çünkü kayıt yükleniyor 0-7 yaş arası sürekli kayıtta çocuk sünger gibi çekiyor
Ve eğer ki Hazreti Ali'nin dediği gibi 0-7 yaş, 7. yaş itibariyle artık çocuk der, adam olmuştur der Hazreti Ali. Çünkü 0-7 yaş arası bütün kayıtlar onun kendindeki esma, Rabbi Has diyoruz biz buna. Hepimizde Enel Hak diye anlatılan bir mesele vardır ya. Herkese evet. Yaradan ayette de dediği gibi ruhundan üflemiştir. Herkesin kendi has esması farklıdır. Fakat bu esmanın üzerine bir programlar yükleniyor ve o bizim ekranımız oluyor. İşte bu ekran o oluyor. Eğer ki biz kabloları düzgün bağlayamazsak çocukken ve sonrasında da eğer ki biz beynimizin üstünde çalışmamız gerektiğini fark etmezsek, ki Kur'an bunu yaptırıyor, İslami ahlak bunu yaptırıyor, biz birkaç tane televizyon kanalını çekip gerçek o zannettirilen varlıklar olarak sanki Allah'tan harika. Ayrı dünya başka bir yer de zanneden ve kendi bu bedenini, çünkü ben insanları öyle seminerde de öyle şeyler yaptırıyorum ki insanlar bedenine yabancılaşıyor. Çünkü ya. Bana geliyor, tabii. Çünkü geliyor bana diyor ki ben diyor hocam diyor benim diyor hissiyatım var mesela. Ben diyor şöyle hissediyorum diyor. Tamam diyorum gel şunu yapalım. Diyor ki bir dakika hangi beden benim diyor. Bu kadar yani işte insan beyninin nasıl yani hayalle gerçeği ayırt edemediğini ve nasıl manipüle edilebileceğini, merkezi sinir sisteminin, ibadetlerin, prefrontal kortekse baskının, yapılan ibadetlerin aslında insan beyin yapısını ve merkezi sinir sistemini kuyruk sokumundan prefrontal kortekse kadar ele aldığını, DNA'yı dönüştürdüğünü bilmezsek biz hani haybeye salla başı al maaşı şeklinde bir hayat yaşarken ikiliye düşerek Allah'tan kendimizi ayrı zannederek başka bir dünyadayız, başka bir yerdeyiz zannediyoruz. Oysa ki biz ilahi bir matrix'teyiz. Ve bak şimdi sana şöyle bir şey anlatacağım. Ben hani oyuncular, benim çok fazla oyuncu kardeşim var, okurum. Çünkü sen şimdi daha kitabın o bölümlerine gelmedin kitapları. Aslında içinde bulunduğumuz alemin bir tür green box teknolojisi olarak kullanıldığını. Evet. Ve normalde biz dışarıya bakıyoruz ya şimdi aynı Tesla'nın eldiveni ve şeyi gibi. Kafana virtual reality gözlüğünü taktığında sen şu evin içindeyken dahi kendini Miami'de veya Maldivler'de zannedebiliyorsun. Evet, onu hissedebilirim. Tabii ki. O duyguyu, o hali hissedebilirim. Evet. Hissedebiliyorsun. Mesela bak çok basit, hemen ona bir parantez açayım. Dünyanın en ünlü nörologlarının, nörocerrahlarının şimdi bir çalışması var. İnsanın mesela şeylerin içine koyuyorlar. Köpek balıklarının, yani virtüel realite gözlüğüyle insanları köpek balıklarının içinde yüzüyor gibi hissettiriyorlar. O durumda işte amigdala'da ne oluyor? İşte prefrontal kortekste ne oluyor? Hani adrenalin. Noradrenalin, neler salgılanıyor, kortizol ve bunları yönetmesi için nefes çalıştırıyorlar. Ki beyni savaş kaç modundan çıkıp hani normal algıda tutmayı becerebilsin diye, hayalle gerçek arasındaki farkı ayırt edebilsin diye insanlar böyle çalışmalar yapıyorlar. Ve şu an ben bu insanlarla irtibattayım. Binlerce kez. Peki Deniz, o kadar güzel o 07'yi aslında anlattın ki hep aklıma şey geldi metafor olarak. Bir binanın temeli olmadan üzerine duvarlar değişebilir ama evet. Temel eğer sağlamsa o bir duvarı kırdığında bütün bina da yıkılabilir. Kesinlikle. Yani, şimdi oradan bahsediyorum. İnsanın kıyameti de odur zaten. Evet. Dayandığın bütün temeller, bütün gerçek diye kabul ettiğin, diyelim ki o 40 yaşına kadar senin gerçekliğin iyi bir iş, iyi bir eş, çocuklar, şuydu buydu. Allah sana uyandırma servisi olarak hani nörolojik yapını değiştirmek için, çünkü sen o kadar derinleştirdin ki kabloları, hep aynı kabloları kullanıyorsun. Gerçeklik alanın çok kısıtlı, bir kanala sığındın yani, bir kanal dışında bir şey görmüyor yüzün. Allah sana çat diye aslında hiçbir şey, hani hepsi rüya olmasına rağmen bir sıkıntı olarak senin hoşuna gitmeyen bir şey gönderir. Ve sen dikkat et bak, acı yaşayan insanlara, büyük acı yaşayan insanlara sen çok büyük olumsuz tepki beklerken düşünme şekilleri o kadar dönüşmüştür ki. O kadar dönüşmüştür ki der ki hayır ben Yaradanıma güveniyorum, burada başka bir şey vardır der. Çünkü ben buna şey diyorum, işte nurun âlâ nur tanımı, nur suresinde nöron üstü nörondur. Atıl kalmış, kullanmadığın ve çocukluktan itibaren üstüne varmadığın, ailenin de seni geliştirmek üzere çabalamadığı, Kur'an'dan uzak kaldığın için frekans sistemini kullanmadığın bütün o atıl kalmış kablolar parça parça bağlanmamış şekilde ekranın önünde ama orada duruyor. İşte başka olaylarla Allah tarafından rahmet olarak bağlanarak sana yeni bir gerçeklik alanı açar. Ama bunu yani şimdi şunu sormak istiyorum. Bunu görebilmek, tabii,
bunu hak edişle mi başlıyor yoksa zorla mı oluyor? Yani bu senin seçimin mi? Değişik bir soru sordun. Hayır, hayır, çok muhteşem soru. Şimdi benim sana Taha 41'i yolladım. Cep telefonundan en son, evet. Hani dedim bunu okusan kafi. Estağfirullah. Arapçasını evet, da okur musun? Bir saniye, hemen açıyorum. Talak suresi var. Bakara yok, geldi. Taha en son sana mesaj olarak attım. Bunu okuman yeter dedim ya. Pardon, pardon, ben son yere baktım canım. Bir saniye. Hemen atıyorum. Bakıyorum. Şimdi aslında bu 0-7 yaş bu arada açarken de hemen söylüyorum. Burada olmayanlar için de sonra senden bir şey rica edeceğim. Hani oho, benim zaten söyleyeyim. Kitapta çok var. Tabii tabii tabii, anlatırız. Anlatırız. Taha suresi açtım. Tesbih nerede, bir dakika. Ben de gözdeğe yeni alışıyorum, biliyor musun? Canımsın. Canımsın. Yeni alışıyorum. Senin gönderdiğin şu mu? Şöyle görebiliyor musun? Şuradan mı? Dur. Körler sarlar birbirine ağırlar. Dur. Bakıyorum Allah şimdi açıyı. İllahi irade ve müsabete tabi olarak yüklendiği yok. Bak şu. Bak şu. Bismillahirrahmanirrahim. Vestane tüke li nefsi. Seni kendim için seçip yetiştirdim. Evet. Tamam mı? Şimdi bak Kur'an oku... Ha, anladım. Şimdi bak. Senden ricam şu. Ben okurlarıma hep şunu söylüyorum. Fussilet suresinin 53. ayetini sana yolladım. Bazı kurallar var. Bu kuralları kafaya kazımak zorundayız ki Allah'ın hani doğru bir şekilde okuma yapalım. Fussilet 53'te ne diyordu? Ne diyor? Biz diyor enfüste ve afakta size delillerimizle göstereceğiz gerçeği. Yani minval bu. Şimdi bizler Kur'an'ı okurken şöyle okuyoruz. İşte bir tane Hazreti Musa varmış, bir tane Hazreti İdris varmış, işte bir tane efendim Üzeyir peygamberimiz varmış. Şöyle olmuş, böyle olmuş bir hikaye. Şimdi bu bir hikaye gibi, yani tarih kitabı gibi okuyoruz. Bu bir hikaye değil halbuki zaten. Halbuki nasıl okumalıyız? Halbuki şöyle okumalıyız. Kendi ismimizi koyacağız arkasına. Çünkü afaktaki mesele o şekildedir. Hazreti Musa üzerindendir ama enfüsteki okuma şudur. Seni kendim için seçip yetiştirdim Açelya. Kendi ismini sonuna ekleyeceksin. Okur musun bana onu? Seni kendin için seçip yetiştirdim. O yüzden. Bunu tamam ezberinden şu anda bana söyle. Açılmadı bak, yani. Sen Kur'an açtın şu anda. Taha 41'i elini aldığını düşün. Seninkini açamadım. Onu şaşırıyorum. Olsun, bak, olsun. Açelya. Onu açıyorum direktlikten. Öbürünü giriyorum, yok, açılmıyor. Bu link, yok Açelya önemli değil. Bak ben senden şu anda elinde Kur'an olduğunu düşünmeni. Ve Kur'an'ın Türkçesini okuduğunu düşünmeni istiyorum. Ve onu okurken... Onu okurken şimdi ayet önüne geldi ya, çünkü ben Taha suresine aşığım ya. Yani hangisine aşık değilim de bu sure beni benden alıyor. Yani Allah'la olan bu sohbet, bu muazzam şey. Ya Allah'ımızın bizi yani nasıl bir öğretmen olduğunu, tek mürşidin Allah olduğunu anlıyorsun. Senden şunu söylemeni istiyorum. Tamam. Seni kendim için seçip yetiştirdim Açelya. Seni kendim söyler için seçip yetiştirdim Açelya. Şimdi gözünü kapayarak bunu Kur'an okurken bunu sana Allah'ın söylediğini düşünerek söyler misin? Seni kendim için yetiştirip seçtim Açelya. Seçtim Açelya. Seni çok kendim güzel. İçin seçip yetiştirdim Açelya. Yetiştirdim Açelya. Çok yani güzel. Bak şöyle düşün Açelya. Allah'ım ya bu niye oldu diye sen. Çünkü Kur'an online bir çalışma kitabıdır. Çünkü diyor ki ben size şah damarınızdan yakınım diyor ya. Yani. Allah bizi insanoğlu başı boş mu bırakılacak zannetti ya diyor. Yani bu ne ayrılıktır? Yukarıdaki böyle bir gökyüzüne yerleştirip de sanki burada Allah'ın hiçbir hükmü yok gibi yaşamalar. Allah hidayet etsin. Şimdi bak sen çok canın sıkkın, üzgünsün. Evet. Açıyorsun çat. Seni kendim için seçip yetiştirdim Açelya. Bak bunların hepsi bir eğitim programı Açelya. Ben alemlerin Rabbim. Zaten Deniz sen ve senin gibi gerçekten bizi bu konuda aydınlatan yani kutsallığını kalbinizde hissettiren şekilde değil de. Canım hani, Allah. O şekilde hani biraz İnşallah. Önce söyledik. Asıl yıllarca okunmadı. Anlamı araştırılmadı. Ve çok acıdır ki aslında bütün dinler için baktığında aşkla, sevgiyle değil de daha hani korkuyla hani birçok insan bu noktada belki yanlış karşılaştı durumla, yanlış yorumladı ama
Tabii ilimle bilimle bağlandığı zaman da tadı bambaşka oluyor yani. Orada tabii ki ya. Bir şeyin de var senin. Ya şimdi evet. Acelia, seni tanımadan sevebilir miyim ben ya? Ya evet. İnsan yani bakıyorsun şimdi ne mesela güzel. Seni tanımadan sevebilir miyim ben ya? Allah'ımı tanıyacağım, kainat sistemini anlayacağım. Bu sistem yani biz birisi Müslüman olmak istiyorum dediğinde ilk yaptığımız şey başını bağla namaz kıl ya. Ya namaz 13. sene gelmiş, Miraç'ta gelmiş official yani resmi olarak. Örtünme ayeti 17. sene sanıyorum. Bu kadar süre içinde bu insanlar ne yaptı? Eğitim aldı ya. Yani sen bilmediğin bir şeyi nasıl seversin? Diyor ya Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri, herkesin bir Allah'ı var ama benimki peygamberimki. Çünkü adam hırsızlık yapıp onu kafasında bir şekilde Kabe'ye giderek oraya giderek falan çözebiliyor. Ama peygamberinki öyle değil. Birisini dilinle kırmak dahi. Bak biz nelerle uğraşıyoruz. Ne tür? Gerçekten bunların İslamiyet alakası olamaz bu insanların. Biz yani düşün ki sen diyor ki dilinizle kırdıklarınızı ibadetinizle temizleyemezsiniz diyen Aleyhisselatü ya. Vesselam. Bir komşun açsa uyuyamazsın işareti veren bir peygamberimiz var Aleyhisselatü harikasın Vesselam. Harikasın ya. Harika bir örnek. Bu son pandemi çıktığında hani herkes fazla aldı eve doldur diye hep şey düşündüm ya. Yani sende var ama komşunda yok sen o fazlayı ne kadar yiyebileceksin? Yani peki Deniz o oraları konuşacağız ama ben birkaç şeyi merak ediyorum. Tamam. Özellikle uyanışla alakalı. Onun için bir şey açayım. Bazen çünkü lütfen. Okurlarımız şey diyor. Hocam bir konuyu bitirmediniz o bitmedi. Şeyi anlatabilir miyim? Hani bu sen hani şimdi enişle beraberken böyle olmuş. İşte sen yiyeceğim demişsin. Evet. İşte kaydet demiş. Şimdi ben Green Box araştırırken çünkü şimdi bak kelimeler çok çok acayip sihirli varlıklar. Yani çok olağanüstü ve Allah'ın kelamı yani o kadar kıymetli ki ben o yüzden hep şey söylüyorum. Lütfen Allah dostlarının yani kendini gerçekleştirmiş insanların kitapları üstünden Kur'an ayetlerinin tefsirlerini ve hadisleri okuyunuz. Çünkü yani şöyle hep şu örneği veriyorum. Bir karınca iki boyutlu görür. Dolayısıyla bir karıncayı bir kitabın üstüne koyduğunda karınca döner döner derinlik algısı yok. Şimdi şöyle düşün. Minimum hani sicim teorisine göre minimum 11 boyutlu bir evrende yaşıyoruz. Minimum diyorum. Aslında sonsuz minimum, bir boyut var. Aynen. Şimdi ben 3+1 boyut üzerinden gören bir insanken ya. Ben görmediğim diğer boyutlar üzerinden nasıl bir çıkarım yapabilirim? Çünkü bu kafes hani bu bizim arayüz dediğimiz bu bilgisayar bizi kısıtlamakla çünkü aksi halde zaten secdeden kalkamayız. Hep diyorum ya zaten burası imtihan sırrı burada. Ben gerçeği görmeyi ancak ve ancak hakikat boyutuna geçmeyi eşyanın ardındaki hakikati göster ya Rabbil Alemin diyen Efendimizin tavsiyesiyle Aleyhisselatü Vesselam gördüğüm eşyayla sınırlamıyorum ben hakikati. Bunun bir tür yazılımın surete bülünmüş. Aynı ben şu anda senin şu ekranda senin gerçeğini görmüyorum. Ben bir yazılımın çözünürlükten sonra beynim tarafından açeli olarak görüntü haliyle muhatabım şu anda. Harikasın. Senin cismini elleyebiliyor muyum şu anda? İşte kainat da böyledir. Beyin bu arayüzdür. Ama seni şu anda iki boyutlu gösteren bir ekranda 3+ görüyorum ben. Çünkü beynim benim o şekilde algılamamı istiyor. Şimdi bu oyun içinde bunu fark ettiğinde ne oluyor? Allah'ın her an seninle bir öğretmenin olduğu için ve seni asla yalnız bırakmayacağını, başıboş bırakmayacağını söylediği, seni kendi için seçip yetiştirdiğini söylediği için sen bu sefer herkesten ve her şeyden çeşitli konumlar almanı, burada celal, burada cemal, burada af, burada üstüne git vesaire gibi Allah'ın seni aslında alemin ilim kelimesinden kökünden geliyor. Bir tür eğitim alanında olduğunu zannettirerek bir tür ilahi matrix'te olduğunu fark ettirerek seni bir asli yaratılışın için hani upgrade diyorum ben buna üst versiyona geçme şansının tanındığını fark ediyorsun. Şimdi ben Green Box'u yazarken bir baktım bir saniye ya dedim. Şimdi peygamberimizin rengi yeşildir Aleyhisselatü Vesselam ve berzahtır. Aa dedim berzah da arayüz demek o zaman. Ve dedim Efendimizin nuru çünkü onun perdesinden görüyoruz biz kainatı. Bu daha derin bir mesele hani anlatacağım ileride. Bugün için biraz ağır. Dedim ki bir dakika ya şu Green Box meselesini ben biraz inceleyeyim dedim. Televizyonu zaplarken kahvaltı yapıyorum açeliye. Çat. Sana şey söyleyeyim mi? O kadar alakasız bir program karşıma çıktı. Adam aynen şöyle yaptı bana televizyonuna. Bak. Şimdi adam şöyle konuşuyor. 3 kişi konuşuyorlar.
Green Box ne biliyor musun dedi. Ben bunun kitabımda tabii misafirle olan sohbet üzerine. Evet. Çünkü Allah'tan başka bir şey yok. La ilahe illallah. Ve sen bunu sorduğunda kainat senin bilincine bağlı. Neye odaklanırsan sana onu geri veriyor. Sen neyi arıyorsan onu bulacaksın diyen Mevlana Hazretleri bunu anlatıyor. O yüzden Mevla'yı arayan Mevla'yı bulur, belayı arayan belayı bulur. Süpersin. Ve çok adil bir sistem bu. Çünkü neyi ararsan sana geri dönüşü senin bilincine bağlı bir kainatta yaşadığın için bu şekilde oluyor. Ve yazdığın sonra ben senaryoyu yani sana evet. sana aslında verilen gücü senin evet. kullanma aslında iraden. Kesinlikle senin mi? Bilincine bağlı. Kesinlikle evet. senin çabana. O zaman ve bütün olaylara şöyle mi bakacağız? Burada benim etki alanım nedir? Ben hangi bağlantıyla bu olayı seçtim hayatta? Tabii ki. Yani bu başıma niye geldi değil de. Tabii ki. Ben buradan bu konuyla tabii neden ki. Kontak kurdum? Tabii bu ki. Bu hüsumetle ya da bu iyilikle. Yani tabii her ki. Şeyde kötülüğü de düşünmemek gerekiyor o zaman. Yani iyi asla. Bir şey başına geldiğinde de bu iyi şey niye benim başıma geldi? Buradaki mesaj ne? Ben nereye götürmeliyim? Bunu diye mi bakmak gerekiyor? Tabii ki. Çünkü şöyle bir şey düşün. Bak şimdi bak bu soruyu tut. Şeyi bitireyim oraya dönelim. Tamam bu soruyu tut ama unutma olur mu? Hani nasıl tamam. bakman gerektiğini. Sonra Açelya şeyi fark ettim ben. İşte biz kamer mesela şimdi benim hani biliyorsun birkaç dil bildiğin zaman şimdi Kur'an daha bir acayip oluyor. Ya diyorum bir dakika bu Fransızca ikra bismillah ikra bismillah bir bakıyorum bu Fransızca ekran olarak geçmiş. Ekran. İkra kelimesi. Çünkü ekran. Kitap yok ki neyi oku diyor sana. Oku. İkra. Neyi okuyacak? Oku. Kitap yok daha. Ha ekranına düşeni oku. Şu beyninin ekranına, şu arayüze düşeni oku diyor. Bu bir yazılım diyor. Buna uyanmış Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biiznillah. Ve sonra işte bakıyorum İngilizceye screen olarak geçmiş. Ay, tabii çok. Bir baktım Shakespeare. Yani burası bir tiyatro. Yani bütün Allah dostlarının söylediği şey gibi. Ve sonra şunu fark ettim. Zaten tiyatro kelimesi, theater kelimesi, teori kelimesi. Aynen öyle. Zaten sahne, sahuna. Hani Maun suresinde onlar sahuna, sahnede namaz kılarlar diye eleştirdiği yer orası. Millete gösteriş olarak namaz kılıp kendi içinde fitne fesat olan insanları anlatıyor. Yetime yardım etmeyenleri, dula yardım etmeyenleri anlatabiliyor muyum? Şimdi orada bir ben baktım. Şimdi bak ding 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 kafamda böyle şeyler çalışmaya başladı. Açılıyor tabii. Tabii ki. Bir baktım bir dakika ya dedim. Bu bir ışık oyunu, gölge oyunu ya. Bunu zaten bütün Allah dostları söylemiş. Biz gölgenin gölgesiyiz. Hani ayağını sabite esma ve ayağını sabite üzerinden. Sonra dedim ki bir dakika. Arapçada ay ne demek? Kamer. Ay Kamer suresinde hani evet. ay. Bir a ekle sonuna. Kamera. o da oradan geliyor. Kamera kelimesi de oradan geliyor. Ve bir baktım resmen Allah bizi diyor ki yani diyor ki ben diyor Allah görendir, işitendir. Sen Truman Show gibi tamam mı? Zaten ilahi bir Matrix'te aslında sana Allah bunları var zannettirerek böyle giydirmiş sana Tesla işte şeylerini hani Allah'ımızın sisteminde giydirmiş bunları. Sen bunları birilerini dövüyorsun, birileri sana saldırıyor, birileri bilmem ne yapıyor falan. Bunun içinde sana sürekli ilahi Matrix geliyor. Kedi var önünde. Süt vermeyi mi seçiyorsun? Süt vermemeyi seçiyorsun. Sen böyle yapıyorsun. Süt vermeyeceğim. Şu an çok acelem var. Basıyorsun. Sonra diyorsun ki yok yok süt vereceğim. Geri dönüyorsun. Bakkala giriyorsun. Süt alıyorsun. Sütü veriyorsun. Sistem böyle yapıyor. Aynı bilgisayar oyunu gibi. Evet. Ding ding ding. Bir level atladın. Daha yukarı geç. Kaderinde başka bir sapak açtın. İşte kaderinde başka bir sapak açtın. Yaptığın her şey senin kendi kaderini inşa etmen. Kendi sonraki doğuşunu, asli doğuşunu inşa etmen. Sinerji bunun içine giriyor mu Deniz? Ya sinerji şöyle bir şey söyleyeyim. Yani sinerji derken tam olarak hani böyle biliyorsun. Yani etkileşim yani hani bir kişi kelebek etkisi ya da sinerji. Kesinlikle. Çünkü neden? Herkes birbirine bağlı. Herkes birbirine evet. bağlı. Avatar. Evet. Zaten bunlar hep Kur'an bazlı biliyor musun Açelya? Ben buna çok üzülüyorum. Biz niye böyle filmler yapamıyoruz ya, diye. Ya, ki hani ya. Ben zaten bir senaryo içindeyim bir süredir. Gerçekten çok yoğun olduğum için bir sürü şey geçiyorum ama muazzam bir paralel evrenler olsun, Big Bang'ler olsun.
Çünkü bir tek Big Bang yok. Ben bunu kitabımda yazdım. Bunu da araştırmasını istiyorum. İnşallah bilim adamlarımız dikkate alır. Her neyse yani Kur'an üstünden yazıldığı için. Yani sonuç itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. Biz işte bu gerçekleri bilmediğimiz zaman sanki hani bize zulmeden tövbe haşa atmış, hani oraya atmış bizi. Hani biz burada böyle ne bileyim Allah bizi kaynatacak falan filan böyle gökyüzünde oturttuğumuz Afrika'daki çocukları aç bırakan böyle değişik bir tanımlama içinde hayatı yaşayıp aslında hayatı hiç anlamadan ve maalesef diğer boyuta da hayal yani yeryüzüne indirilmeden bu derin bir mesele. Yine bunu açmam gerekir. Şu an sığmaz bu ama hayal aleminden hayal alemine geçerek Allah'ı tanımadan gidenler güruhunda olmayı kendimize yapıyoruz. Kendimize zulmediyoruz. Biz hep kendimize zulmediyoruz zaten. Yani bunu bilerek tabii ki yapmıyoruz ama işte burada hak etmek için de sorgulamak o şey o zaman şeyden anlatabilirim yine senden dinlediklerimden çok etkilendi. Hani hayvan insan hayvanından orada hak ediş başlıyor ya o hayvandan sıyrıldığın zaman işte o zulüm bitiyor aslında. Çünkü hani aramaya başlıyorsun ya. Aynen. Ben sana bugün bak şimdi çok ilginç sen dedin ya bugün daha sohbet edelim diye ben sana aslında işaret üçten bir sayfaları okumanı isteyecektim ve bu hayvanla ilgili. İşaret içinde mi bilmiyorum ama diyecektim ki fakat ona sen dedin ya sonra daha bir sohbet şeklinde olsun hani ayetlere hani duruma göre bakalım dedin ya. Onun üstüne tamam. Dedim ki o zaman yollamayayım dedim ama yani ben bunu işaretlemiştim bakar mısın Açelya Enam. Hayvanla ilgili bu insan hayvan. Evet. Yani hayvan insan ve ya, ben onun bir kere hayvanları çok sevdiğim için. Sen ben aynı ikimiz de aynıyız. Benim bir kedim var. Onun yanlış anlaşılmasın bu. Doğayla birlikte o ibadetini her gün gördüğüm için o böyle canım. O ritüelini o bambaşka bir şey olduğu için hani bizim oradan haz noktasında aslında nereye geçtiğimiz karışık konuşuyorum ama onu biraz açar mısın? Tabii. Her insan bir hayvanat bahçesidir. İnsanın içinde yani insana ruh üflenmiştir fakat bu ruhun mertebeleri vardır. Bitkisel ruh, hayvani ruh gibi, madeni ruh gibi. İnsan doğduğunda beşerdir. Tüysüz hayvan gibi düşün. Direkt insan değildir. İnsan, hatta insan, ins, nisyan, ins, inisiye baktığında insan bir makamdır. Herkes insan değildir. Allah dostları insanların maddenin arkasına geçmiş, hani beden kalıbını kırmış Allah dostları insanların çoğunu çeşitli hayvanlar suretinde görür ve bu Kur'an'ın birçok yerinde defalarca kez bize anlatılmakta. Şimdi mesela Bakara suresi hani ben şey diyor yani bu Bakara aslında aynı zamanda. Bakara çok o Bakara, çok güzeldi ya. Bu Bakara suresi şöyledir. Şimdi bir aslında öküzden bahsediyor. Yani bir bizim anladığımız bir tür inek, öküz gibi anlıyoruz ama aslında orada bir dervişten bahsedilir. Dervişten bahsedilir. Fakat mesele şu. İnsan içindeki hayvanların dizginini ele almazsa insani ruhun yani ruhun üst makamlarının hegemonyasını içerideki hayvan ele geçirir. Zaten Kur'an özellikle bu içerideki hayvanları kurban etmemizi ister. Heh. Harikasın. Bunları biz hani Bismillahirrahmanirrahim fesalli li rabbike venhar hadi artık Rabbin için sendeki hak için o aslında sendeki senin esman için diyor ki kurban ver. O da diyor o da sadece bir hani koyun keserek, bir koç keserek o kurbanı gerçekleştirdiğini zannediyor. Oysa ki içindeki hayvanın seni ele geçirmesini engellemek için onu tak diye gırtlağını kesmen söyleniyor. Yani şu an ben sana mesela saldırmak istiyorum değil mi? Sana kötü şeyler söylemek istiyorum değil mi? Çünkü bak içimizde şöyle bir şey var. Bak bizim sünger... Öfke boşaltmak gibi mi? Tabii yani ki. Birikmiş bir ya, enerji, volkan şimdi, boşaltmak şimdi gibi. Şimdi bak insan bir tarafıyla çünkü hayvandır. Nasıl şöyle? O işte Muhittin Arabi Hazretleri hayvan insan ve insan diye ayırmasının sebebi şu. Sürüngen beynimiz bizim bu özellikle amigdalamız ve sürüngen beynimiz bizim hayatta kalmamızı sağlamaya çalışıyor. Evet, yaşamda kal. Evet. Bu yüzden mesela gidersin bir yoğun bakımda 6 aydır hala direnen, hani bilinci yerinde olmadığı söylenen insanlar vardır. Çünkü hayvan
hayatta kalmakla emredildi ki ona yüklenmiş, onun üstünde duran ruh tekamül edebilsin buradayken. Dolayısıyla bu hayvan sürekli direnir. Fakat mesele şudur, bu hayvanı dizginlediğin zaman, evcilleştirdiğin zaman, bak Allah dostlarının resimleri vardır böyle. Yanında bir kaplan vardır. Mesela Hacı Bektaş Veli Hazretleri, değil mi? Bir de ceylan vardır. Yani birbirini dahi yemez bu hayvanlar. Çünkü insan denilen mertebe bütün var olan, hani insan küçük alemdir, alem büyük insandır. Bütün var olan varlıkların içeride bizim içimizde birer sureti ve numunesi var. Fakat bunlar bizi sürekli ele geçirmeye çalışıyorlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kişi kendini aynen bir hayvana eğitir gibi, nefsi tezkiye bu demektir. Zaten insan bedeni hayvan olduğu için insan bedeni bilinçaltıdır. İnsan bedenidir bilinçaltı. Bu yüzden mesela nefsi tezkiyede yıllarca dervişlikte şu yapılır. Derviş ne demekti? Sen bunu beni izlediğin için. Derviş eşik demek. Ne eşiği? Bilinçaltı eşiğini atlamış kişiye. Yani Matrix'in ötesine geçmiş kişiye. Hayvanını ele geçirmiş kişiye derviş denir. Hayvanını, hayvanına hükmeden, hayvanın hükmündeki değil. Dolayısıyla baktığında insanların kavgalarına bak, insanların böyle şeylerine bak, birbirlerini ısıran yaratıklar gibiler. Ve Kur'an bunu çok eleştirir. Ben işte bir gün bir söyleşimde bunu anlatırken çok ilginç bir şey oldu. Bunu da anlatayım, çok komik çünkü Allah'ımız gerçekten biliyorsun çok latiftir. Şimdi en önümde bir beyefendiyle eşi oturuyor. Zorla getirmişler sanıyorum işte diğer arkadaşları. Ya bak dinlemen lazım falan diye. O da biraz daha agnosta dönük bir kardeşimizmiş falan. Birdenbire karşı. Birdenbire ben buna döndüm. Öküz mü olmak istiyorsun, oğuz mu dedim. Bak şimdi. Adam ayağa kalktı, sahneye geldi. Benim adım Oğuz Hocam. Ben şu an itibariyle sizle ilgili olan bütün düşüncelerimi değiştiriyorum. Buraya gerçekten zorla gelmiştim ama şu an çok mutluyum. Hemen şuradan kitabınızı almak istiyorum. Lütfen bana bunu imzalar mısınız dedim. Şimdi bak, öküz, bakara, okuz, oğuz boyu kelimesine giden aslında Allah'ın adamı demektir. Bakara bir dervişin bilinçaltı eşiğini atlaması hedeflenen kişinin nasıl olması gerektiğini anlatan surelerden birisidir. Mesela toprağa çok sürmüş olmasın der. Bir inek aranıyor. Şimdi biz baktığımızda evet, onu öyle okuyoruz. Aslında bu şu. Evet. Derviş yani hepimizin olması gereken şey. Çünkü buradayken bilinçaltı eşiğini atlamazsak bizim bu ilimle biz bu ilimden öteye bir ilime geçemeyeceğiz diğer boyutta. Biz burada ne öğrenirsek, Allah dostu niye çıldırıyor? Vakitleri yok ya. Neden buradayken en çok ilime, ya estencibillah Rabbi zidni ilma, ilmi artır diyor. Sonra Efendimiz diyor ki Allah'ım hayretimi artır, zatındaki hayretimi artır. Allah'ım bana eşyanın ardındaki hakikati göster. Baktığında biz bu ayetleri hiç konuşmuyoruz mesela. Hep 2-3 tane ayet var, onun üstünde dönüyorlar. Evet. Yani evet. Bunun sebebi ne? Çünkü bizim hali hazırda içinde bulunduğumuzu zannettiğimiz şu kafes, beyin kafesi aslında bizi Allah'tan ayrı başka bir yerdeyiz hissiyatıyla sanki böyle buradayız gibi evet, bir yanılsama, bir simülasyonun içinde olduğumuzu fark edemiyoruz. Bir tür illüzyon bu. Ve Hazreti Allah bunu Hazreti Musa'ya elindeki nedir ya Musa diyerek, o da asam diyor, yani benim aklım bu diyor, at onu diyor yere diyor. Attığında onu yılana çevirerek, korkma Musa şimdi tekrar tut onu diyor. Ve o tekrar biz onu eski haline döndüreceğiz diyor. Şunu gösteriyor. Eşya göründüğü gibi değil. Eşya göründüğü gibi değil. Yani bütün Kur'an'da insan beynini ve merkezi sinir sistemini nasıl terbiye etmesi gerektiği, ses kullanılarak, çünkü Kur'an sesi frekansı insanın endokrin bezlerine kadar, merkezi kuyruk sokumundan prefrontal kortekse kadar, prefrontal korteksine darbe alan insanların ahlakı değişir ya. Secde et veya taş diyor. Tam bu noktada bir şey soracağım. Tabii. Deniz, çok önemli bir şey soracağım. Çünkü ben seni dinlerken bu alanı seviyorum, bu alanla ilgili keyif alıyorum. Ama şimdi günümüz insanı çok çalışıyor, yoğun ve hani bu kadar hani bakmakla görmek, hissetmek, daha devamı da var bunun. Birçok şey var ama burada günümüz insanı bu dediğiniz farkındalıklara, yani şimdi Deniz Erdin'i okuduk, dinledik. Ama ulaşabilen var, ulaşamayan var. Nasıl ulaşacak bütün bunlara? Yani şu anki simülasyonda anlattığın dünya düzeni değil. Tamam, açıklayıcı olsun. Dünya düzeninde çalışmak, biriktirmek ve zengin olmanın bize öğretilen
Tabii. Şimdi, bunu nasıl bulacak? Nasıl bulacak? Ya şöyle bir buna, şey var. Buna şimdi böyle diyecekler. Buna nasıl vakit ayıracağım mesela? Mesela bunu da diyecekler. Biliyorum. Yani... Bir şey söyleyeceğim. Bak insan ömrüne şöyle hani desen ki 80 sene, 70 sene, 80 sene. Kainatın varoluşundan beri yaklaşık işte kimisine göre 13.8, kimisine göre 14.5, kimisine 16 milyar. Haydi. Diyelim bu sene içinde insan ömrünü hesapladığında 7.8 saniyelik bir ömrüm var. Bak. Ya. İnsanın ömrü 3'e ayrılır. Muhittin Arabi Hazretleri bunu çok güzel anlatır. Bir, zattan şehadet mertebesine iniş. Bu bizim, yani bu dediğim gibi biraz tasavvufi. Bunu ben kitaplarımda açtım ama şu an girmiyor ona. Tamam. Şehadet alemiyle ahiret. Ben sonraki ebedi hayat. Ebedi olarak evet. Hissedeceği hayat. Şimdi sen 7.8 saniye doğru davransan, senin ebedi hayatında düşündüğün her şeyin olacağı, bir tane evin var diye yere göre sığmıyoruz ya, orada düşündüğün her şeyin ne istiyorsan Maldiv, Miami, hani eline gelip de bir de yüz binlerce katı daha iyi olacağı bir aleme geçiş yapacaksın. Yani Allah ben hani bu aleme neden geldiğimizi, bizim bunu istediğimizi, bunların hepsini anlattım ve ayetler üstünden ve hadisler üstünden hani anlatmaya çalıştım. Çünkü biz buraya atılmadık, yani biz böyle tesadüfi falan varlıklar değiliz. Biz buraya seçerek geldik tabii ki. Tam tersi, bize programlar verildiğinde, yani şöyle söyleyeyim sana, işte senin başına mesela benim daysa, bir insan rahat ve huzurluysa bu dünyada gerçekten ona yardım etmemiz lazım. Huzursuz olması için. Çünkü insan beyni gerçekten arayışını ancak ve ancak başına bir sıkıntı geldiğinde yani insan beyni bilinç altında yaşamayı sevdiği ve tasarruf ilkesi gereği fazla enerji sarf etmeyi sevmediği için voltaj yakmayı sevmiyor. Yani ben sana bir bilgi öğrettiğimde, ben sana bir bilgiyi anlattığımda, beynin bunu aldığında bir atletin günlük koşusu kadar enerji yakan, bütün dünyadaki cep telefonlarından daha yüksek elektriksel şeyi olan, yapısı olan bir beynimiz var bizim. Ama bizler... Çok doğru. Ama beynimiz... Ne yapıyoruz? Bizler ne yapıyoruz? Biz yeni bir şey öğrenmek, efendime söyleyeyim çaba göstermek falan tarafında değiliz yani. Biz dünyayı gerçek zannettiğimiz için ve şu anda ne oluyor? İşte ben bunu hep söylüyorum. Ben bu dönemi çok seviyorum. Ben insanlara da hep şunu söylüyorum arkadaşlar, işte komplo teorisyenleri falan, korkmayın. Siz sadece, biz sadece Allah'tan korkalım. Biz kendimizi gerçekleştirememekten korkalım. Çünkü Allah aslında bizi o kadar seviyor ki şu dönemde uyanmamız için, kıyam etmemiz için elinden gelen her şeyi yapıyor ya. Yani nedir? Parayı bile şimdi yok edecek yani. Hani parayı bile ya, elden alacak. Konuşuluyor tabii. Tabii ki. Biz bunu ne zaman söylediğimizde bana inanır mısın? Yani o kadar acayip eleştiriler gelmişti ki. Yani biz bunları ilk söylediğimizde insanlar bana hani sen hani biraz böyle kafamı sıyırdığımı falan düşünen insanlar olmuştu. Fakat bugün herkes neden bize birçok kademeden Allah razı olsun kardeşlerimiz, okurlarımız, dostlarımız niye soruyorlar? Çünkü bunlar ayetlerde açıklanıyor. Yani hadislerde bunlar anlatılıyor. Allah sadıktır. Sözüne sadıktır. Allah sözünden dönmez. Ve asla Allah yalan söylemez. Ve dolayısıyla uyardığı şeyleri biz de hızlandırarak kendi kötülüklerimiz, kendi kalbimizin fitneleri yüzünden hızlandırdığımız için başımıza gelenler, bugün sana Nisa 78-79'u yolladım. Hani kötülük, ne olur, evet. Evet. Onu bir okuyalım bak. Tamam. Hemen canım. Yani bu mesele o kadar önemli ki. Çünkü insanlar mutlaka o konfor alanından bildiği bilgiyi sorgulamaktan aşırı korkuyorlar. Evet. Yani buna evet. Ben de dahilim. Yanlış anlamayın. Kimseyi eleştirmiyorum. Fakat burada biz nereden tetiklenmeliyiz? Kendimizi nasıl zorlamalıyız soruyordum aslında. Yani neden bunu yapmalıyız? Çünkü... Sen yapmasana, sistem yapacak zaten. Ve yapıyor şu an. İnsanlar o kadar konfor alanında, hani diyorum ya 7.8 saniyelik bir yerde 30 sene çalışıyor. Yani 7.8, bak insanın uykusu, ömrünün 1/3'ü uykuda geçtiğini düşün. 8 saat uyumak şart diyorlar çünkü, bu da doğru değil. Ama ömrünün 1/3'ünün uykuda geçen bir insan düşün. De ki 90 sene yaşıyor. 30 sene uyuyorsun kardeşim. Allah ya. Uyan diyor, bu uyuyor. Yani şöyle bir şey var. Sonra ne oluyor, ben diyor 30 sene çalıştım. Bodrum'da bir ev aldım ama öyle stres yaşadım, öyle şey yaptım, bu yaptım. Bodrum'daki evde yaşayamadan hastalanıyor,
bir şekilde bambaşka bir noktaya gidiyor. Ne güzel söyledin. Gerçekten ama Allah... Bunlar olmasın diye zaten tabii bu ki kadar akıl kalp çalıştırıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Nisa suresi geldi. Sana isabet eden iyilik Allah'tandır. Sana isabet eden kötülük kendindendir. Biz seni insanlara Resul olarak gönderdik. Tanık olarak Allah yeter. Evet. Şimdi ben sana bunun kendi ismini ekleyerek okumanı rica edeceğim şimdi. Sana Akelia. Kötü... Heh. Akelia ile başlayayım. Aslanım benim ya, oyuncuyla okumanı da gibi başka ya. Akelia. Sana isabet eden iyilik Allah'tandır. Dur burada sana şimdi. Isabet dur eden... şu an dur. Dur şu an. Allah'ınla hani biz tahiyatta böyle dizlerimizi bükeriz ya, o Miraç'ta Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam kendi hani kendindeki hakla karşılaşmasında, hani Miraç'ta kendi ayağını sabitesiyle karşılaşma anındaki hani mürşidiyle konuşma halidir. Şimdi biz Allah'ımızla her namazda bu şekilde konuşuyoruz. Ve şimdi biz diyoruz ki Allah'ım diyoruz, işte şu adam paramı çaldı. Dönüyor diyor ki Açelya, sana kötü, sana gelen kötülük nefsindendir. Sistem böyle çünkü bak. Bunu bu şekilde sakin sakin hissederek okursan bak şimdi ne kadar başka bir boyutta olacak. Devam et. Tamam. Sana isabet eden kötülük kendindendir. Açelya. Biz seni insanlara Resul olarak gönderdik. Şu buradaki Resul şu demek Açelya. Şimdi maalesef işte diyorum ya, Kur'an'daki kelimeleri tek bir anlama hapsedildiği için, bak Resul bir anlamda transmitter, nörotransmitter'dır aynı zamanda. Çünkü taşıyıcı demektir, irsal eden. Hani irsaliye gelir ya bize eve, irsaliye evet, diye. Ha? Evet, doğru. Şimdi bak, Resulullah'ın nezdindeyiz biz. Biz zaten onun hücreleriyiz. Şimdi bu da derin mesele. Şu, sen, ben, Resulün Resulü olacağız. Yani Resulullah'ın elçisi. İyiliği emredeceğiz, kötülükten men edeceğiz, gerektikçe savaşacağız. Burada şunu söylüyor. Sana tam cümleyi tekrar bana ayeti oku. Açelya, biz seni insanlara Resul olarak gönderdik. Açelya, biz sana insanlara iyiliği tavsiye et. Elçi ol, iyiliği tavsiye etmeye olarak gönderdik. Tanık olarak Allah yeter. Ha, Açelya'cığım, onlar anlamasınlar, sana Allah yeter Açelya'cığım. Zaten ilahi matrik sesin, Allah'tan başka bir şey yok Açelya. Açelya. Doğruluktan ayrılma. Ve, evet, ve Allah'ın, hani ben şeyi çok severim mesela, Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme. Efendimizin böyle aleyhissalatü vesselam böyle dua, Allahümme ne demek biliyor musun? Allah'ım. Ben hep okullarımla da canım kardeşlerimle hepsinden Allah'ım binlerce kez razı olsun. O kadar güzel insanlar ki. Yani ya evladım, yavrum, annem, babam diyorsunuz. Allah'ım. Canım Allah'ım. Değil mi? Allah. Allah ne ya? Allah'ım. Allahümme. Ne güzel bir laf ya. Sevginin, yani ben çok hoşuma gitmişti. Bir iletişimci gelmişti yayınıma benim. Bir gün konuşuyoruz böyle. Size desem ki Açelya Hanım dedi. Timsahlı bir havuz var. Havuzun kenarında da 3 milyon var. Atlar mısınız? Yok dedim hayatta. Peki havuzun başında Alya var desem dedi. Ya. Hemen atlarım dedi. Ya. Yani çünkü ben Alya'yı kurtarmaya, Allah'ın da beni kurtarmasına inandığım tabii ki. Yani, bir şey söyleyeyim mi? Allah işte ne diyor? Senin annene olan sevgin, senin annenin sana olan sevgisi. Evet, yani o kadar önemli bir şey ki o. Yani hani buradan konuya baksak zaten onun içi dolu dolu olacak. Evet. Yani Allah'ım, onun içeriği hissetsek ya. Onun içi zaten hani o zaman hiç öbür çıkmayacak bile. Ama işte bu da dediğin gibi 07'de bizi yönetme biçimi olarak korkuyla öğretilmesiyle alakalı. Yani mesela ben çok üzüldüğüm şeyler var. Bunu da sormak isterim sana. Hı-hı. Bunlar çocukluğumuzdan beri ekiliyor tohum gibi. Hı-hı. Allah çarpar. Kur'an çarpar. Niye Kur'an-ı Kerim çarpsın? Niye Allah çarpsın? Buna ne diyorsun? Hayatım çok ilginç. Sana şey söyleyeyim. Biz Kur'an ayeti veriyoruz, sure veriyoruz diye cinlenirsin diye böyle bizim okurları korkutmaya çalışan, gerçekten hani iblis tayfasına çalışan insanlar da var. Yani Kur'an okumaktan insanları korkutan insanlar, artık diyecek bir şey yok. Yani insanların sana şöyle söyleyeceğim bak. İnsan neyi bilmekten bu kadar korkuyor? İnsan ben... Şöyle söyleyeceğim sana. İnsan benim için bilmediğinden korkmalı. Ve ben mesela bak, korku biliyorsun, bebek ilk doğduğunda bir yüksek ses korkusu vardır. İki korkusu vardır. Başka bir korkusu yoktur. Bir de yüksek ses korkusu ve düşme korkusu.
Bunun dışında bir korku yüklenmemiştir çocuğa. Sonra ne oluyor? Hani aman cız, ona değme, buna değme falan. Ya. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar sadece ve sadece kendi nefislerinden korkmaları gerektiğini bilselerdi, Allah'ın aslında onları kendilerinden koruduğunu anlarlardı. Ya. Ya. Ama biz maalesef hani hayatta en çok iftiraya uğrayan bana varlığı sor. Bir Allah'tır, bir Resulullah'tır, iki Kur'an'dır ve Allah dostlarıdır. Yani tabii ki hani biz bunları, ben bunları konuşmayı bile çok üzülüyorum. Hani ama gerçek bu. Gerçek ver, evet. Gerçek yani. Bu. Yani uğraştığımız cehalet türü. Yani çünkü bak hepimiz cahiliz. Çünkü Allah'ın ilmi yanında, Allah diyor ya, ben orada ben böyle kesip atıyorum. Ben ya bak, zaten benim konuşmalarımda hep biz evde de mesela veya organizasyonlarda veya kendi sohbetlerimizde kardeşlerimizle ayetten başka bir şey konuşmayı sevmem ben. Ya hadis ya ayet. Çünkü benim rehberim Allah ve bu dünyayı, bu bedeni, bu varoluşu kullanma kılavuzum Kur'an'dır. Bana Allah'ın dediği önemlidir. Yani şöyle bir şey düşün. Senin elindeki işte ne derler, tableti tutup da sana efendime söyleyeyim abajuru kullanma kılavuzuyla mı okuyorsun? Nasıl kullanman gerektiğini. Değil mi? Yani onun bile kendine ait bir kullanma kılavuzu var. Dolayısıyla neden yani bizi yaratan belli. Tamam mı? Çünkü artık bu şu anda hele ki bilimle beraber su götürmez bir gerçek. Yani su götürmez bir gerçek. Bu artık hani evrim teorisinin geldiği noktada, hani evrim teorisi zannedilenin geldiği noktada şu an dünya bilim adamları bağırıyorlar. İçinde bulunduğumuz alan bir rüya alemi. Kesinlikle da, Max Planck'in söylediği gibi bu Matrix biliyorsun rahim demektir. Ben bunu öğrendiğimde çok ağlamıştım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani ilahi Matrix'te olduğumuzu bize hatırlatıyor Allah'ımız ve şunu söylüyor. Bak diyor, bu öyle bir Matrix ki senin asli yaratılışın şu anda sen rahimdeyken senin seçimlerinle, senin elinle olacak. İyilikler Allah'tandır, kötülükler nefsindendir. Dolayısıyla sen şu bilgisayar oyununda lütfen doğruyu seç, çünkü sonsuz hayatın senin ellerinle inşa ettiğin alan olacak diyor. O yüzden Necm suresinde sana yolladım ya, insan çalıştığı kadardır. İnsan çalıştığı kadardır. Yani şimdi mesela Aziniz çabanıza bağlı, doğru mu? O İsra suresini diyorsun sen. Kadiriniz boyun. Evet. Tabii ki kaderi çabaya bağlı kıldık. Ya şöyle bir şey var mı ya? Sen şöyle o zaman. Ben de evde oturayım, doktor olmayı isteyeyim. Sen bu sana tuhaf geliyor. Sonra diyorsun ki evde oturayım, ben doktor olmak isteyeyim. Bu nasıl girdi oraya? Çalıştı. Kardeşim ya. Yani insanlar mesela çok basit bir örnek. Şimdi şeyi mesela ayırt edemiyorlar. Şimdi bizim İslami, yani biz teslimiyet felsefesi, İslamiyet cihat üzerinedir. Cihat. Ama bu cihadın aslı peygamberimiz kendi içindeki o hayvanlarla mücadeledir. Kendi içindeki hayvanlarla mücadeledir. Bununla beraber enfüs ve afakta da biliyorsun hareket etmen lazım. Ayette de dediği gibi Allah yolunda cihat şarttır. Şu anlamda demek istiyorum. Ya bir çocuğu orada birisi öldürüyor. Ben böyle yapıyorum. Ay canım benim, Allah'a havale ettim. Allah yardım etsin. Ya hangi dünyada yaşıyorsunuz siz ya? Ya Allah bizim hizmetimiz mi ya? Sen Allah'ın hizmeti. Ya Allah'ı işte gökte yani senin eşref-i mahlukat ve halife potansiyelinde bir varlık olduğunu unutuyorsun. Allah'ı çalıştırmaya çalışıyorsun. Sen müdahale edeceksin. Bizim evet. İnsanımızda, benim ki okur kitlem, ben bu konuda o kadar Allah hepsinden razı olsun, o kadar mutluyum ki biz mesela herhangi bir şekilde bir haber aldığımızda, yani şükürler olsun ki bize nasip ediyor ya Rabbim, ya Rabbil Alemin. Şimdi İzmir'de olduğu gibi anında birleşip anında müdahale ediyoruz ve ekibimizdeki bütün kardeşlerim, buradan hepsine selam olsun, evlere gidip bir de böyle iki hafta, üç gün falan gitme değil bu. İzmir Belediye Başkanımızla da yayınımız olacak. Karşıyaka Belediye Başkanımıza da sağ olsunlar. Biz de teşekkür etmişler. Bizim yaptığımız teşekkür edecek bir şey değil. Bizim görevimiz bu ya. Elbette. Görevimiz bu. Elbette. Yani insanlık görevi bu. Yani bana dokunmayan yılan bir yıl yaşasın kafasıyla sen ancak münafık ve ancak cehennemlik olursun. Dolayısıyla Allah yardım etsin lafı benim çok kızdığım bir laftır.
Çünkü Allah çalışana yardım eder. Allah der ki ben müminin yardımcısıyım. Açın Kur'an'ı okuyun. Allah müminlerin yardımcısıdır diyor. Sen mümin değilsen sana niye yardım etsin Allah'a? Sen düzgün adam olacaksın. Önce sen ahlaklı olacaksın. Elbette. Ahlak, ahlak. Elbette. Sen bir ahlaklı olacaksın. Küreselcilerle savaş. Yahu çok güzel bir şey söyledi o gün. Bizim Ferda'nın programında Kaan Sarıaydın. Çok müthiş bir cümle. Dedi ki küreselciler o. Bizim bu Rad suresi 11. ayetin açıklaması aynı zamanda. Arkadaşlar dedi İzmir'deki kiraları siz dedi bilmem 10 katına çıkarırsanız dedi küreselciye gerek yok dedi ya. Zaten biz şunu anlasak kolektif bilincimiz kirlendiği için biz şu anda bunları yaşıyoruz. Elbette. Bize bağlı elbette bir kainatta yaşıyoruz. Allah öyle bir yaratımda bulunmuş ki o kadar adil ki o kadar muazzam ki sen ne yaparsan sana dönen bir sistem. O yüzden bu ayet diyor ki iyilikler Allah'tandır de ki kötülükler nefsindendir de ki orada yine yanlış bir açılım mı? Çalış güzel. Ha, de ki hepsi Allah katındandır deyince sanıyor ki bir çocuğun başına gelen şey Allah. Çünkü fiillerin biliyorsun fiilleri yaratan Allah'tır ama seçimler senindir. Ve burası bir rüya alemi olduğu için gerçek olmadığı için hiçbir şey. Senin seçtiğin şöyle bir şey düşün. Ben seni şu anda bilgisayar oyununda öldürdüm. Gerçek mi bu? Değil. Ama o kadar gerçek hissediyoruz. Ama Allah diyor ki bak diyor. Sen şu anda bunu bu kadar gerçek hissediyorsun. Müdahale et. Oyuna gir ve o işi boz. Tabii canım. Heh. Ondan sonra bu başımıza niye geldi? O niye oldu? İşte ya dünya bu nüfusu şu olacakmış. Ya bunları boş verin. Biz iyi insan olursak kolektif bilince müdahale edeceğiz. Biz iyi insan olursak, çabalarsak. Tamam mı? Yani açayla bak böyle şeyler söylenmez. Bizim bunu bizi tanıyan herkes biliyor. Dün ben şimdi gözlerimden de tedavi olduğum için böyle bütün mesajlara baktım. Binlerce mesaj geliyor. Allah razı olsun. Hani sürekli çünkü araştırma halinde olunca ister istemez yoruluyor gözler. Bir de kardeşlerimize de hani geri dönmeye çalışıyoruz. Yetişemiyoruz. Böyle bir elim girdim içeri DM açılmamış DM'lerden bir tanesine böyle dedim ki ya bugün kalbim çekiyor. Bir tanesine bir girdim. Bir kardeşim benim Türker'le yaptığımız programdan bir paylaşım yapmış. Çok güzel programdı ya. Tekrar canım hissedim benim. Ya biz onun daha da devamlı yapacağız inşallah. Olacak çünkü gibi yetmiyor zaman çok ciddi yani filmler üstüne anlatmak çok güzel bir iş. Cemal'in hocamlar onu çok güzel yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bir girdim. Bir kardeşimiz ve şöyle bir şey paylaşmış. İşte demiş bu saatte bunu izliyorum. İşte Deniz hocam çok sevdiğim işte çok güzel anladım falan. Ya bu kalbim dedi ki bu kızın profiline gir. Bak hiç ya, benim böyle hani vaktim olmayan işler. Bir girdim annesini kaybetmiş yeni mesela. Bir baktım kardeşi engelli bir kardeşi var. Kolay. Ve herkesi yitirmiş hayatında. Ve o gün ben ona dedim ki bundan sonra senin dedim manevi annen benim diye yazdım falan. Bana ne yazdı biliyor musun? Bugün Allah'ıma dedim ki Deniz Erten beni fark etsin. Ya, Allah'ım ne olur beni fark etsin dedim dedi. Yani ya, ben kimim ki de? Hani ama ona hepimiz iyi gelecek. Birbirimizi, ama hepimiz birbirimizin yani hep diyorum ya Deniz puzzle gibi değil mi bu evet mesele? Ya. Yani evet, puzzle'ın hiçbiri eşit değil. Ama evet, birbirini tamamlayan. Evet. Burada tamamlanmak istemek çok evet kıymetli. Yani burada işte etiketlere bakmadan kumaşlara bakıp belki dokumalara evet bakıp hayatı. Evet. Ya bir gönül yap ya Açeli ya. Bir gönül yapın. Yani şunu demek istiyorum bakın. Bunu da söyleyeyim ne olur. Tapduk Emre Hazretleri'nin Yunus Emre Hazretleri'ne söylediği gibi sen 20 sene secde görürsün birisinin kafasını ama kalbini bilemezsin. Sayısız böyle insan da var. Şekline bakıyorsun bambaşka şeyler ki bunu bu ülke neler gördü? Allah muhafaza hepimizi. O yüzden ben bu tip olaylarda hep şunu söylüyorum kardeşlerime, arkadaşlar diyorum. İbadetlerimiz ama dua almak. Ama insan gönlü yapmak, hayırlara vesile olmak. Bu kardeşimizi mesela sarıp sarmaladık biz ekip olarak. Ve biz ben bunun gibi kardeşlerimizi arayın, bulun. Onun ailesi olun, destek olun. Ona sevgi gösterin. Yani sırdaşı olun. Deniz kayıpları olanlar ne istiyor genelde? Yani şu an çok yakınlarını kaybetmiş. Özellikle bizim ülkemiz için İzmir depremi oldu. Annesini, evladını kaybeden çok insan oldu. Orada onlar, yani ben de birçok arkadaşıma, en yakın arkadaşıma Aybanu'ya da annemizi kaybettik. Annemiz biliyorum diyorum. 30 sene bana da annelik yaptı canım çünkü. Canım benim. Dolayısıyla biz orada hep senden aslında birçok şey aldık ama
Yine biraz ben burada bizi takip edenler için rica etsem. Biliyorsun yani bunu da hani defacı söylüyorum, benim teyzem mesela, benim annemden çok üstümde hakkı olan, ben de teyzemi kanserden kaybettim, kanser vesilesiyle yoksa, biliyorsun şöyle, ben ölüm diye bir şey olmadığını biliyorum, fakat insan o kadar değişik bir varlık ki, Efendimiz bile aleyhissalatü vesselam biliyorsun ağlamış, yani işte evladında, eşinde ve o beşer tarafını da unutmaması gerekiyor insanın. Çünkü biz burada ikilik sistemi içindeyiz ama birlik bilincinde yaşamak zorundayız. Ama ikilik sisteminde de savaşmak zorundayız. Yani şöyle bir şey yok. Ben her yerde Allah'ı gördüm. Bu adam bunu öldürüyor. Tamam, her yerdeki de Allah. Tamam, ben bir şey... Ya bu sistem ikilik sistemi. Sen şu anda bunun içinde çabayı göstereceksin. İçeride durumu bileceksin ama onun için savaşacaksın. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Ölüm diye bir şey yok. Bunu bir anlayalım. Şu anda biz böyle bir soğan gibi, bir hani soğanın cücüğü olur ya, iç içe geçmiş boyutların iç içe geçmiş bir alemde kısıtlanmış algılarımızla ayrılık hissiyatındayız. Sanki biz Allah'tan da ayrıyız zannediyoruz. Bundan hiçbiri yok. Yani hiçbiri gerçek değil. Benim naçizane tavsiyem, ben mesela şimdi ben bu kardeşlerimi çok iyi anladığım için bana yazıyorlar. Çünkü ben de çok acı çekiyorum. Ya ben de çok üzülüyorum. Ha şunu söyleyeyim. Ben acılarımı neyle teselli ediyorum? Arkasından hayırlar yaparak, onun orada rahat etmesini sağlamaya çalışarak. Çünkü ben biliyorum ki çok az bir süre sonra, göz açıp kapayıncaya kadar hepimiz bir gün orada buluşacağız. Elbette. Ben sonsuz hayatta sevdiklerimle beraber olabilecek bir katmanda olmak istiyorum. Çünkü sevdiklerinle beraber olabilmen için doğru bir bilinçle gitmen, doğru işler yapman ve güzel olman, güzelleştirmeye, hani kötülükleri iyiliklerle def etmeye çalışman, gerektiğinde ya, müdahale etmen ve çok toplumun sulhu bulması için birilerinin yarasına merhem olmaya çalışarak, birilerine kötülükle saldırarak değil, yarasına merhem olmaya çalışarak, sevgiyle birleşerek, hayırlara vesile olarak gittiğimde şu anda ben sevdiklerim, oradaki sevdiklerim, benim yani çoğu sevdiğim orada şu anda. O yüzden ben kardeşlerim bana çok yazıyorlar, siz beni anlarsınız diye. Ben bunun ümidiyle yaşıyorum. Bir gün sonsuz hayatta beraber olacağım ümidiyle. Ümit olarak dönüyorsun. Ümit derken yani bu bir gerçek. İyi olma hali, görevlerimi yapıp. Tabii onları rahat ettirmek. Hazır olmak. Tabii onları rahat ettirmek ve onlarla beraber olacak şekilde buradan ayrılmak. Peygamberimin dizinin dibinde olacak şekilde aleyhissalatü vesselam. Allah'ım bana evet senin de çok hatan var, çok günahın var, çok kusurun var ama çabaladın en azından. Demesini ümit ederek çabalıyorum. O dizinin dibinde çok güzel açıklamıştım bir konuşmanda. Onu bir mertebe olarak algılamak gerektiğini. Tabii ki. Orası da beni çok etkilemişti seni dinlediğimde. Sen maşallah yani, ya hepsi yutmuşsun hepsini. Yani dedim ya ben daha işitselim. Daha görselim. Maşallah. Sen o dizinin dibi derken hani o dizin dibi değil, o bir mertebe. Yani oraya kadar çıkabilmek bile tabii, diye anlatmıştın. Evet. O beni çok etkilemişti. Hep sorgulamıştım. Gerçekten o mertebeye çıkabilmek için neler yapmak gerekiyor bu hayatta diye, işte ilk geleni kabul etmeden, niyet okumamaya çalışarak başlamıştım. Tabii ki. Ben de. Tabii ki. Niyet okumayı pek sevmiyorum çünkü. Allah korusun. O çok zorlayıcı bir şey. Peki sorularım evet, çok var. Evet, başlıyorum. Reenkarnasyon. Evet. Şimdi reenkarnasyon tasavvuf ehlinin kabul ettiği, yani genel olarak kabul ettiği bir şey değil. Şimdi ben hani kendi öğrendiklerim üzerinden konuşabilirim. Fakat tasavvuf ehlinin kesinlikle hani kabul ettiği bir şey değildir. Çünkü şöyle söyleyeceğim. Ölüm yok ki. Ölüm yok ki. Ölüm diye bir şey yok. Ha ama şöyle sorular varsa, bir çocuk gittiğinde mesela, bunların hepsi ya Allah aşkına. Yani Allah'ın adalet sisteminde biz sorguluyoruz da Allah bunu düşünmüyor mu zannediyoruz? 5 yaşındaki bir çocuk öldüğünde diyor ki mesela, diyor o zaman hocam diyor haksızlık değil mi? Ya çocuğa sor. Sen o çocuğun şu an sana bilgisini versin. Yasin suresinde Habibi Naccar gibi, ah benim keşke kardeşlerim hani bilseydi minvalinde açıklama yapıyor ya şu an cennetteyken. O çocuğa sor. Hazreti Ömer'in dediği gibi hani insan bilseydi o şekilde gitmek isterdi zaten. Çünkü çok yaşamak demek, bir kere daha çok günahla karşı karşıya gelmek demek. Yani biz dediğim gibi, şimdi bak, biz kavramlarımızı Allah'ın anlatımları üzerinden yerleştirmezsek,
Mesela başarı kavramı benim çok hani verdiğim bir örnektir. Şimdi Yahudi'ye sor, ateiste sor, ona sor, buna sor, başarıyı sor. İşte zenginlik, işte bilmem kaç tane ev, bilmem kaç tane araba, işte kızlar veya erkekse, şey kızsa erkekler şu bu şöhret der. Ama sorduğunda Allah'a, başarıya kavuşanlar, işte huşu içinde namaz kılanlar, efendime söyleyeyim, Hazreti İbrahim gibi Allah'ın dostluğunu kazanmış insanlardır. Baktığında bir evi yok. Şimdi biz kavramları Allah'ın anlatımı üzerinden değerlendirmezsek şey gibi bir şey bu. Hani altını tarttığın terazi, manav terazisi olursa sen o altının kıymetini de anlayamazsın. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi diyor ki hani amaya diyor, elmasla cam aynıdır diyor yani. Şimdi biz kavramı ölçebilme, yani biz bir şeyin doğruluğunu, yanlışlığını, gerçekliğini ölçebilmek için o kavramı bize yaratanın anlattığının üzerinden okumalıyız. Reenkarnasyon. O zaman mezarlığa niye gidiyoruz biz yani? Neden berzah alemi var? Birincisi bu. İkincisi, morfogenetik alan denilen bir alan vardır. Ben bunu kitaplarımda evet, çok detaylı anlattım. Rupert Sheldrake'in de anlattığı ve biz morfogenetik, bak morf, marifet, aslında bilme alanı. Şimdi yer çekiminde Açelya, şimdi yer çekimi bütün bilgiyi tutar. İşaret 2'de anlattım ben bunu. Hazreti İsa'nın sesini arıyorlardı bilmem kaç sene önce Ruslar ve buldular çanak antenlerle. Çünkü bu yer çekimi alanının içinde her şey bulunup okunabilir. Çünkü hani levh-i mahfuz, her şey kayıtlıdır. El-Hafiz, her şey kayıtlıdır. Yani Allah, hani Truman Show, ya hani reality show'larda oluyor ya tepende kameralar. Ya Allah'ın kamerası içimizde, dışımızda, önümüzde, arkamızda, ses kayıt cihazları, her şeyi. Yani Allah'ın vergisi, devletin vergi sistemi var. Allah'ın vergi sistemi mi yok? Sen Allah'tan para mı kaçıracaksın? Zekat vermiyorsun mesela, çat arabana çarpıyorlar. Diyorsun ki bu niye oldu? Allah'ın da vergi memurları var. Yani devletin var da, milletin şeyin var da Allah'ın mı yok? Biz bir kere... En çok şeyde yaşarız ya Deniz, yerde para bulanlar hep onu der. Kaybettim 5 katını derler. Ya tabii ya ki. Ya o çok şeydir. Tabii ki. Metaforudur ama. Tabii ki. Alma o parayı derler. Daha fazlasını kaybedersin. Tabii ki. Bir sadaka ver. Ya mesela biliyorsun hani piyango üstünde, hani piyango kazanan insanlar üstünde yapılan araştırma var ya. Hepsi eskisinden çok daha şey pozisyonuna geçiyor. Hem o fakirlik bilincinden çıkamamamız, yani çünkü biz mülkün Allah'ın olduğunu bir türlü kabul edemiyoruz ki. Yani bak ben mesela Allah'ın mülküyüm, sen de Allah'ın mülküsün. Elbette. Hayır, bir kedi de Allah'ın mülkü. Ben kediye taş attığımda ben Allah'ın mülküne, şöyle düşün. Bravo. Şöyle düşün ya. Yani valinin evinde bir tane, orada bir, değil mi, valimizin mesela bahçesinde bir şey var. Sen oraya taş atabiliyor musun ya? Değil mi? Alır seni derler ki hayırdır, değil mi? Camına taş atabiliyor musun? Sen bir kediye taş attığında Allah'ın mülküne taş atıyorsun. Ya da yolda giderken çiçekleri kopara kopara gidenler oluyor. Evet, ama ne olacak? Küçük çocuklar bunu yapıyor güdüsel olarak. Çünkü dokunma güdüleri var. Biz büyüklerin uyarması lazım. Sarmaşıkları kopara kopara gidiyorlar. Evet. Ben sana bir örnek vereyim mi? Bak bu benim 6. kitabımda yazıyor bu. Şimdi bir bitkiyi kestiğinde veya zarar verdiğinde. Ben mesela bazen çok hızlı çıkarken evden, hani aşağıda böyle çok fazla bizim şey var, ağaç var. Hani çantam böyle bir gün bir park ettim, çantam hafifçe çarpıyor. Hemen gittim, özür diledim. Sakın dedim beni gördüğünüzde dedim. Hani bu Tapduk Emre, biliyorsun Yunus Emre Hazretleri'ne şeyi verdiğinde. Ay. Onun neden başını kapatıyor baltanı? Çünkü ağaçlar onu görüyor, o onu biliyor. Çünkü o bilinçaltı eşiğini atladığı için ağaçların, var olan her şey Allah'a tesbih eder. Her şey canlıdır. Onu bildiği için onlar korkmasın diye, onlar üzülmesin diye orasını kapatıyor. Bu arada ben Tapduk Emre'yi, Yunus Emre'yi çok izlerim, bilirim, dinlerim. Yani çok oradaki o işte yola çıkan varır, yoldan çıkan varamaz. Yine benim hayat lektörümdür. Yani çok muazzam öğretiler muazzam var. Muazzam. Bir de şey, ben bilmem... Zikri yani. Ben bilmeme aşık oldum ben. Yani hani bildiğime değil, bilmediğime aşık olmayı tercih etmek büyük bir zenginlikmiş. İnsanoğlu üçe ayrılır. Bilenler, bilmeyenler, bilmediğini bilmeyenler. Şimdi biz genelde bilmediğimizi bilmiyoruz. O yüzden aynen zaten işte şöyle bir şey var. Çocuklarımıza öğrenmeyi öğretmeliyiz. Yani öğrenmek bir zevktir. Ve açık olmayı. Ama bilmemekle başlar. Bilmediğini bileceksin. Diyor ya şey. Evet. Tapduk Emre Hazretleri'nin repliğini çok güzel böyle yapıyor. Bildiğini bilme, bilmediğini bil. Of, bitti ya. Çok güzel. Bu yani bir. Zaten o, yani aslında bildiğinin kibirine de girme var. Tabii ya, bildiğini unut diyor. Sen bildiğin doğru değil. Bilmediğini bil diyor bak.
Budur yani. Elbette. Boş kap olma. Hakim olmak. Tabii ki. O. Ya Allah'ımız da bizi öyle yapıyor ya. Siz bilmezsiniz de Allah bilir diyor. Bitti. Hani böyle dank. Şeyi söylemek istiyorum. Bak bu bitkilerle ilgili açıyor. O önemli bilgi olduğu için. İşte ben işaret altta anlattım bunu. Araştırmalar yapıyorlar. Bu bitkilerin mesela yanından geçerken stres sıvısı salgıladıkları insanların bunlar işte kirleyen teknolojisiyle falan fotoğrafını çekiyorlar. Sonra ne oluyor biliyorsun? Çok ilginç. Cinayet bölgelerinde, cinayet alanlarında kişileri getiriyorlar. Mesela şüpheliler. Ve bitkilerin verdiği tepkileri ölçüyorlar. Aa. Mesela bir tabii bir kadınla mesela veya bir adama öldürülmüş alanda. O herhalde alanda. Gönderdiği frekans. Aynen öyle. Ve okuyabiliyorlar biliyor musun? Evet. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şu an dünya zaten çok şükür. Hani diyor ya eller konuşacak, ayaklar konuşacak. Aslında şu an aslında bu buradayken de olacak. Yani şu an dünya öyle bir yere gidiyor ki dikkat ettiysen yani biri bizi gözetliyor meselesini artık sistemde de yaşattırmaya başladı. Evet. Ve gerçekten hani bütün biz bunları anlasak bu işin aslında bir zevk olduğunu, Allah'ımızın bize aslında çok acayip bir şey yaşattığını fark eder. Bu sefer deli gibi çabalamaya başlarız. Ya yani, ne güzel dedin. Gerçekten deli gibi. Çünkü bu nasıl bir zevk? Çünkü yani buradan eşyanın zikrini görmeden gitmek kadar büyük bir hayal kırıklığı olamaz ya. Yani düşünsene ya. Şöyle yapıyorsun. Allah'ım ben bunu nasıl ya? Allah'ım ne olur beni geri gönder diyor. Ayette anlatıyor. Lütfen beni geri gönder. Artık bitti. Sana bütün şanslar verildi. Bütün sistem seni uyandırmak için ayağını kırdı. Sen bir yere kötülüğe gidiyordun. Ayağını kırdı. Otur dedi. Düşün dedi. Ne oldu? En sevdiğin birisi öldü. O hayır. Sen uyanmak istemedin arkadaş. Sen hala simülasyonun peşinde. İşte ne yapabilirim? İşte nefsimi nasıl mutlu ederim? Olmayan bir şeyin peşinde. Bu şeyde vardır. Matrix'te Cypher diye bir adam vardır. Bu adam biliyorsun sıfır noktasına geçmiş yani Matrix'i kırmıştır. Fakat geri gelir. O hazzı istiyorum ya ben. Olsun biliyorum. Hatta Mr. Smith de yani şeytanla oturur aynı masaya. Olsun biliyorum bunların gerçek olmadığını. Evet ama istiyorum ben bu hissi istiyorum gibi. Yani şey çok güzel. Bizim aslında peşinde koşmamız gereken şeylerin. Şimdi benim bazı çalışmalarım var zaten hani. İnşallah onları paylaşacağız yani kendi yani ekibimizle ve alanımızla. İki dinleyici geldi. Oy merhaba. Otur. Pardon. Otur. Onlar bir şey. Ya ben yerim ama merhaba de. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sen de beni dinliyor musun yoksa? Dinliyor. Dinliyorum. Aşağıda babanla beraber. Ya kıyamam ben size. Babana lütfen çok selam söyle ya. Çok seviyorum sizi gerçekten. Yani çok Allah sizi korusun ya. Başka bir şey diyemiyorum. Abi, cümle, sizin gibi insanların sayısını artırsın gerçekten. Ya çocuklar beni daha iyi anlıyor. Çünkü bu virtüel reality gözlüğü ve hani sanal yani bizim bu ne deniliyor ona işte sanal gerçeklik gözlüğü ile ilgili meseleleri çok daha iyi kavruyorlar. Bir de hayat mı onları öğretiyor şu an. Biz çok tecrübe satıyoruz. Ay kıyamam ben. O öğretici o. Çok güzel öğretiyor bana. Ya maşallah. Yani başka bir algıyla tabii. Çok şükür Allah'ımıza. Başka bir algıyla. Yani pardon, siz Matrix'ten bahsediyorsunuz. Hem Matrix'ten bahsediyordum. Yani şöyle bir şey var. Hani reenkarnasyon meselesine tekrar bağlarsam şöyle bir durum var. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bunu aslında anlatmam çok ciddi bir aynı anda birçok seçimi yaptığım farklı evrenlerde de yansıman var Açelya. Ve temelde... Şimdi onu soracaktım. Bir sorum vardı. Adamın biliyorsun şimdi bizi dinliyor Gülak Koyun. Onun bir sorusu vardı. O ilk Ümre'ye gittiğinde sevgili alan tavaf ederken şey olmuş. Ben buradaydım Açelya diyor. Evet. Bir daha buradaydım. Aynı insanlarlaydım. Hı. Ve bunu üç boyutlu hissettim. Yani böyle bir an geldi dejavu evet. gibi olmadı diyor. Böyle evet. bir şey olabilir mi dedi. Evet. Tam da herhalde burası. Dejavu hali hazırda tamamıyla açıklanamamış bir mesele. Neden? Çünkü ben dejavuyu şöyle açıkladım kendi kitabımda. Hani nörolojik bağlamda birçok hani versiyonunu anlattım. Nörologlar nasıl hani açıklıyorlar diye. Ben de Kur'an üzerinden kendi anladığımı anlattım. Şimdi bak insanın şimdi diyor ki hocam ben diyor Kur'an Arapça okuyamıyorum çünkü Arapça bilmiyorum diyor. Ben de diyorum ki şimdi ben sana diyorum ki ya şu videomu izle. Tamam mı?
Veyahut da sen bana bir video yolla, şunu izleyeyim diyorum. Ama benim işte Windows Media Player'ım yok bilgisayarımda. O zaman senin benden böyle bir şey istemen mantıklı olur muydu? Yani bende o program yok. Dolayısıyla ben o programı açamam ve izleyemem. Şimdi Allah sana Arapça oku diyor. Hani Arapça oku diyor, bu Kur'an'ı diyor, oku diyor. Çünkü hani mealle asla onu kısıtlayamazsın. Kendi Allah, yani Allah'ı kendi aklınla kısıtlamış oluyorsun bir kere mealle. O kelimeler çok daha farklı anlamları olan kelimeler. Ve sen şimdi diyorsun ki ben ama Arapça bilmiyorum. Yani sen, o zaman Allah sadece Araplara yolladı Kur'an'ı. Yani böyle bir şey yok. Şimdi sen de bilinçaltında bütün bilgi kayıtlı. Bunu da nasıl anlatmış? Biz diyor bütün esmaları Adem'e öğrettik. Bu şu demek. Ben Açelya'cığım senin cep telefonuna bütün uygulamaları yükledim. Mesele şu ki sen bu uygulamaları indirmezsen cep telefonuna Instagram'ı kullanamazsın yani. Dolayısıyla evet, benim attığım mesajı göremezsin. Sen de bana Instagram'dan mesaj atamazsın. Dolayısıyla bilinçaltında bütün bilgi kayıtlı ama zaten dikkat et bak, zikrullah'tır Kur'an diyor. Ne demek zikir? Hatırlatıcı. Sen yeni bir şey öğrenmiyorsun bu dünyada. Olanları hatırlıyorsun. Zaman daireseldir. Kıyamet çoktan kopmuştur. O her şey olmuş bitmiştir. Biz şu anda bir televizyon ekranından, hani playback'ten izlediğimiz, derler band kayıttan izlediğimiz bir televizyon bir film gibi, çoktan çekilmiş bir filmi aynı anda müdahil de olabilerek izliyoruz. Dolayısıyla halan temelde bilinçaltına geçmiş Kabe'de. Bilinçaltındayken sen biliyorsun normalde oraya gideceğini. Tamam mı? Yani bak, zaman meselesi o kadar acayip bir iş ki, ben zaman daireseldir dedim. Oo, benim videolarımın altına bir kanalda, bir televizyon kanalında neler yazmışlar, neler atıyor, tutuyor falan. Yahu diziler çekildi üstüne. Darklar, şunlar, bunlar. Yani Araplar işte o. Ya ondan sonra şimdi diyorum ki bunu yazan kardeşlerim acaba inşallah bunu görmüştür. Çünkü zaten yaratım bak. Şimdi bak, önünde kağıt kalem var mı? Hemen yazabilir misin? Olur. Bak şimdi bak, enişteler yazıyordur oradan. Şimdi bak çok basit. Çok getir, basit bir şey hadi söyleyeceğim getir, sana. Hadi getir. Hadi getir anne. Getir. Şimdi koşa, biz Sezübla inema emruhu da irade şey, yani o irade ettiğinde diyor kün der diyor. Hani kainat sesten yaratıldığı için, sesin görüntüye hali dönüşmüş hali olduğu için. Şimdi ben senin o sayfaya yani büyük harflerle irade yazmanı istiyorum. İrade. Anneciğim getiriyor musun anne? Bekleriz. Alsın ya, sıkıntı ya. Yok. Bekleriz. Şimdi Allah'ımızın getiriyor kelimelerinin ne acayip olduğunu. Yani ben çok seviyorum bak. İlim, amel, lema. Şimdi diyor ki ilmiyle amel eden parlar, nurlanır. Yani aynı harflerin yerlerini değiştiriyor. Biliyorsun. Ya Allah'ım, bambaşka anlamlar çıkıyor. Yani şimdi bu öyle bir hazine ki, hani kaz kaz bitmiyor yani. Çok acayip bir kitap Kur'an. 600 sayfaya olmuş olacak her şeyi sığdırmış bir kitaptan bahsediyoruz. Biz nasıl bunu mealle sınırlandırabiliriz? Ya bu da şeyle çok kafa karışıyor ya Deniz. Burada çeviride kafalar karışıyor. Hani doğru çeviriyi aramakla ilgili. Doğru çeviri diye bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten. Yani evet, onu yani aramak gerekiyor. Bir de biz ilk teşekkür ederim güzel kızım. Oldu, getirdi, çok sağ ol. Biz burada hani yani aslında bahaneler öne sürüyoruz. Kesinlikle. Bir ayakkabıya 8 mağaza geziyoruz. Allah aşkına. Bravo. Bravo, bravo. Ama işte burada temelde aslında dediğin o 0-7 yaş arası sanırım meseleyi anlatma biçimiyle alakalı. Özellikle ben kendi kuşağım adına konuşabilirim. Hani daha öncekiler, o ülkenin coğrafyası, o zamanki ekonomisi, idaresi, tabii, yöntemi. Tabii. Ama bütün bunlar seni insan olmaktan geri koymuyor. Hele 40 yaş gibi bir mertebeye Allah seni getirdiyse, evet, orada hormonlar biraz daha oturup aşağı, evet, çekilip, evet, daha burayla ilgili çalışmak gerekiyorsa, ben bu büyük zenginlik. Hani bizi dinleyenler için tabii söylüyorum. Ki. Hiçbir şey için de geç değil, değil mi baktığın hiçbir zaman? Şey için yani. Bana o gün bir okurum ne yazdı biliyor musun? O kadar çok şey yaşamış ki ailesinde ve hayatında. 2 tane engelli evladı var. Kanser, hı-hı, tedavisi görmüş. Hı-hı. İşte eşitten ayrılmış. Bana diyor ki, ben diyor siz bana vesile oldunuz ki Allah'ın beni seçmiş olduğunu anladım. Bunların hepsinin, hı-hı, bir rüya olduğunu anladım. Bir eğitimde olduğumu anladım. Ve bana bir hayat amacı verdiniz. Çünkü ben hep şey derim. Hayattan daha üstün bir hayat vardır.
Amacınız bu olsun. Amacınız işte 3 kuruşluk para kazanıp da toprağa girip de onu hani, hayır, bu amacınız kendinizi gerçekleştirmek olsun ve bil ki Açelya, ne olursa olsun insanın hani bu Allah'a ulaşmasını engellemek için ne tür böyle engeller koyarlarsa koysunlar, Allah yolunu sonuna kadar okulunun kendini gerçekleştirmesi için. O yüzden ben hiçbir bahaneyi kabul etmiyorum Açelya. Yani çünkü Allah'ın sistemi en zor yerde ya bir çocuk veriyor ki ona çok farklı boyutlarda uğraşması gerekiyor, bir evlat ve oradan Allah onu yüceltiyor. Veyahut da bir hastalık deneyimi veriyor. Oradan ona Allah dedirtiyor. Ben Allah'ımın kullarını bırakmadığını, asla peşini bırakmadığını çok iyi bildiğim için hiç kimse üzülmesin. Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Ve bu dinde asla ruhban sınıfı yoktur. Bu sebeple biliyorsun ben her zaman şey derim, bana denizim deyin derim. Ben kendi hayat deneyimimi paylaştım. Hiçbir şekilde bir iddia ile bir bilir kişi edasıyla falan girmedim hiçbir bu işe. Hiçbir zaman. Tam tersi. Ben şahit. Allah razı olsun. Ve her zaman tam tersi, karşımdaki insanları benden daha fazla bu işle uğraşmışlar, daha çok biliyorlar şeklinde görmeye çalıştım. Ama kimi zaman da şunu fark ettim ki gerçekten insaf kelimesi herkese hak ettiği şekilde davranmak demektir. O yüzden de bazen de insanın gerçekten zulüm kendisine zulüm yapmaması için bazı insanların bilgisini de bazı yerlere yerleştirmen gerektiğini fark ediyorsun. Çünkü özellikle hani ruhban sınıfı şeklinde konuşulmaya çalışılması böyle bir dinde insanları çok uzaklaştırdı. Ve şu anda zaten bu sistemi kullananlar başarılı olaydı, bunca ateist deist kardeşimiz olmazdı. Bir sürü insan var, o kadar iyi kalpliler ki. Fakat diyorlar ki bu tanımlama bana uymuyor veya bu buysa bana böyle insanlar saldırıyor. Hani bu Müslümanlıksa ben bundan değilim diyor. Oysa ki Efendimiz'i tanısalar Aleyhisselatü Vesselam, hakiki Kur'an, hani yaşayan Kur'an'ı bilseler, hakiki anlatımı bilseler, hakiki sevgiyi. Yaşayan Kur'an çok güzel. Aynen öyle. Yani bilseler ve Allah dostlarını tanısalar aşık olurlar. O yüzden hep diyorum ki Allah dostlarını kendini gerçekleştirmiş insanların anlatımları üzerinden lütfen olayları okuyun ve gerektiği yerde celal, gerektiği yerde cemal olması gerektiğini, pasif olmayan bir teslimiyet felsefesi olduğunu, tam tersi müdahil olmamız gerektiğini, salih, bak iman diyor ki namaz kıl, zekat ver, salih amel işle, yani topluma sulh getir diyor ya. Diyor ki bir adil hüküm veren 100 sene nafile ibadetten yüksek bir ibadet yapmıştır. Bak nafile ibadetten. Ya. Yani bir de bu tekrar tekrar yaş dönemi, hayat tecrübesi karşılaştıklarınla da yoğruluyor mu diye sormak istiyorum. Ya ben şöyle tabii ki. Aynı şeyi okuyorsun. Tabii ki. 30 yaşında da okuyorsun. 31'de de, 51'de de, 71'de kesinlikle. De. Kesinlikle. Yani bu burada da işte. İdrakın değişiyor. Evet. İdrakın açılıyor. Yani dolayısıyla aynı şeyi okumuyorsun aslında. Tabii ki, çünkü şöyle bilinç, ya şöyle bir şey var, bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ben mesela 17-18 yaşında şöyleydim. Yani daha böyle radikal böyle. Hani birisi şey, tamam bu dinden çıkmış falan. Yani tamam mı? Yani ne kadar salakça bir şeymiş yani, şu an görüyorum. Çünkü hayır, çok salakça ya. Ya sen Allah mısın kardeşim? Diyor ki fahişe bir insan üstünden örnek veriliyor. Bir köpeği kendi ayakkabısı içinde kendinden önce su verdiği için Allah onu cennetine koymuştur. Bir kadın bir kediyi odaya kilitleyip de ona yemek vermediği için cehenneme gitmiştir. Ya sen kendine bakacaksın kardeşim, kendine. Sen bir kendine bak. Harikasın. Kendine. Tamam mı? Lütfen bunu duyun ya. Ya kendine bakacaksın. Kimsenin haddine değil ya. Sen Allahçılık, bak bu insanlar Allahçılık ve bunların var ya o kadar, şimdi bak nasıl bakıyorum biliyor musun? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsun mesela İşte bir köpek görüyor. Herkes diyor ki efendim oradan geçmeyin, kokusu falan. Dişleri ne güzel diyor ya. Yani sen bir insanın çabasını gördün. Onu korkutup kaçırtmak ve kendini de cennet emlakçısı gibi onu bir yere yerleştirmeye çalışmak yerine niye kazanmıyorsun? Neden kazanmıyorsun? Neden sen tutuyorsun abuk sabuk sorularla? Mesela bana bazen öyle abuk sabuk sorular soruyorlar ki cevap dahi vermiyorum. Ben sana niye cevap veriyorum? Senin niyetin belli. Senin niyetin belli. Çünkü benim anlattıklarım net, yazdıklarım net. Sen başka bir yerden. Dolayısıyla benim kararımı Allah verecek, sen değil. Ama sen bu insanları korkuttuğun için, çünkü Allah'ın biliyor musun, kendi yaptığın hatalardan ziyade birilerini yoldan çıkarmak, Allah'tan uzaklaştırmanın cezası.
O kadar beter ki. İşte bunun hesabını verecek bir sürü insan. Ve dolayısıyla şu an baktığım yerde bana diyorlar ki mesela hocam işte o böyle böyle ama ya mesela alkol alıyor. Bana ne ya? Bana ne? Annesinden dua alıyor. Annesine çok iyi bakıyor. Allah yarın onu Vişri Hafi gibi çevirirse sen hangi yüzle bu insana yaptıklarının şeyini ödeyeceksin? Allah'ın karşısına nasıl çıkacaksın? Allah Vişri Hafi biliyorsun. Alkollüyken çıkıyor, yerde Bismillahirrahmanirrahim yazısını görüyor çamurun içinde. Böyle gözüyle böyle alıyor onu. Tamam mı? Allah'ın diyor bak alkollü. Allah'ın ismi diyor yere düşmüş. Kirlenmiş çamurdan. Eve gidiyor, onu temizliyor. Üstüne mis kokuları sürüyor. O Bismillahirrahmanirrahim yazısını. Gece Allah'tan nida geliyor. Sen benim ismimi temizledin hani yerden alıp ben de seni temizledim diye. Tamam mı? Hiç kimse. Çok doğru söylüyorsun. Kimse. Zaten bütün bu mesele de burada başlamıyor mu zaten? Alanlara girmek. Yani hepimiz bir hücreysek. Demin çok tabii. Güzel anlattın. Estağfurullah, Allah razı olsun. Sen kendi hücrende bozuyorsan öbür tarafı tabii. Büyük vebal. Büyük vebal. Tabii ki hem ne vebal. O kötü olunca mı iyi oluyorsun? Ya da o halbuki sen o kötü olunca sen de kötü oluyorsun. Tabii ki. Tabii ki. Yani ya ona yani. Açıyla neden oluyor bu biliyor musun? İbadetlerin, hani ibadetin ahlakı güzelleştirmek üzere verilen bir şey olduğunu anlamadığımız müddetçe, hı hı, ibadetin asli hedefinin ahlakı güzelleştirmek olduğunu anlamadığımız müddetçe, biz çok yolumuz var yani. Şeklen yapıp, efendime bravo söyleyeyim, kendimizi iblis gibi alim ilan edip, onu bunu oraya atıp, buraya atıp, yani ben mesela çok ilginç, bize beni destekleyen o yurt dışından böyle Kanada'dan yazıyor bana. Mesela bir Kadiriler, Cerrahiler diyorlar ki sizi çok seviyoruz evladım. Yani amcalar, dedeler seni çok seviyoruz evladım. Allah senin yolunu açsın yazıyorlar bana. Allah hizmetini daim kılsın yazıyorlar. Bir bakıyorsun öbür tarafta bir şey bildiğini iddia eden insanlara seni karalamaya çalışıyor. Yani bu şöyle bir şey. İşte kendini gerçekleştiren insanların farkı burada yatıyor Açeli'ye. Yani o kendini gerçekleştirmek çok uzun konu. Çok sürem uzun de bitecek diye korkuyorum. Çok onu uzun bağlanırım. Konu. Çok uzun konu. Çok uzun konu. Evet, yani o hayvanı gerçekleştirmenin evet. Orada birkaç başlangıç söylersem bu bile bizim için kar. Şöyle söyleyelim. Şimdi enam al anim döndür animal. Animal. Ha, hayvan. Çok güzel. Ha, Enam suresinde hayvanlardan bahseder ve işte aslında burada kendi içimizdeki hayvanları anlatıyor. Surenin adını bir daha alabilir miyim? Enam suresi. Sen işaret 3'te okuyacaksın Enam. Onu. Enam. Ve orada özellikle işte insan bir hayvanat bahçesi gibidir dedim ya. Türlü türlü huylar, hayvanlara ait huylar olur. Mesela Mevlana Hazretleri hep fable gibi anlatır. Niye? Şimdi sen Mevlana Hazretleri'ni dinlemeye gidiyorsun. Sana bakıyor. Senin içindeki huylarının hani hayvani sıfatlarını görüyor. Çünkü hayvani sıfatları kurban edeceğiz ki içimizdeki insan açığa çıksın. İnsan bilinci mertebesi. O bunu görüyor böyle yapıyor mesela. İşte mesela nedir? Sinsi tilki üstünden tamam mı? Bir hikaye anlatıyor. Bak orada aslında sana anlatıyor tamam mı? Şimdi tabii biz de nefsimizi temize çıkarmaya mesela ben okurlarıma çalışmalar veriyorum ayetler üstünden. Çünkü ayetler biliyorsun mesela diyorum ki Yusuf suresi 53. Bir ay boyunca 33 kere söyleyeceğiz bunu. Bizim terzi baba Necdet Erdiç babacığım mesela böyle çalışmalar verir. Mesela bu çalışmada sen Kur'an telkin kitabı olduğu için ve direkt olarak ses üzerinden bilinçaltına yerleştiği için çünkü biz bu kayıtları temizliyoruz ya hani kendi esmamızın. Ah, o da çok güzel salonu da yapalım bir gün. Ya inşallah. Doyamıyorum. Ya canımın içi. İnşallah. Ondan sonra şimdi biz şöyle yapıyoruz. Biz bu hayvani işte oradan tilkiden anlatıyor. Sonra diyor tilki böyle yapmış. O da domuz da böyle demiş. Böyle yapmış. Sen bunu böyle dinliyorsun. Sanki hikaye. Aslında orada sendeki bir şeyi görüyor. Ve senin hayvani suretlerini görüyor. Ve diyor ki gelinim sana işte kızım sana söylüyorum gelinim sen anla gibi. Sana bu meseleyi İyi anlatıyor. Niyetli, evet. Ve dolayısıyla Kur'an'da da bu yapılır. Çünkü işte Harvard Review bizim yine Ebru dinliyordur. Harvard, o bana yollamıştı bak Deniz demişti. Kur'an'ın hani hikayeler üzerinden anlatmasını bizim istişare ettiğimiz bir gün. Harvard Review'da şöyle bir şey çıktı. İnsanoğlu en iyi hikayeyle anlar. Kur'an bu yüzden hani böyle çocuğuna hikaye anlatırken anlatırsın ya. Hani Allah'ımız da bizi adeta eğitirken
Böyle adeta bir hani annenin çocuğuyla konuşması gibi, bir babanın çocuğuyla konuşması gibi örnekler üstünden anlatıyor. İşte Hazreti Musa böyle yapmış. İşte efendime söyleyeyim, nehre kutunun içinde annesi onu koymuş. Sonra ama biz işte hani böyle ne kadar muhteşem. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ha. Çok etkilenmiştim. Enis anlatmıştı. Sonra dinledim. Nuh peygamberin oğlunu almayışında o sana ait değil. Evet. Yani orada evladımla ilgili bile o hani esas sahip olarak baktığımda daha naif, daha naif, daha onu koruma güdüsünün kıymeti. Yani sana ait olup olmadığı bile hani onu en son alamıyor ya. Evet. Onu diyor üzülme hani. Evet. O çok etkilemişti beni. Orada işte hep biz bu mülkiyetçi bakış açımızla evladımıza, çevremize, eşyamıza, ülkemize, dünyamıza mülkiyetçi değil de korumacı ve faydacı bakmayı ve nasıl geldiyse öyle davranabilmeyi. O da bizim elimizde olmadığını fark etmiştim. Çok etkilenmiştim. Ya Açelya bak bunlar Kur'an'da hani işte neden mesela sürekli bu Kur'an hatırlama kitabı neden bu? Şimdi bizim bu esma bilincimiz bizim içimizde yatan bu bize Yaradanımızın üflediği ruhtaki hani bizim esma terkibimiz var. Bir ismimiz çok baskın bizim. Hepimiz bir ismin suretiyiz temelde. Bütün esmalar olmasa ama bir tanesi bizim hani mesela Abdülkadir Kadir esmasının kulu. İşte bunun gibi Abdurrahman, Rahman esmasının kulu. Yani hepimizde bir esma tecellisi var. Biz buna Rabbi has diyoruz. Yani bu da uzun mesele şimdi ama şimdi biz bunun aslında açığa çıkmasını, kendimizi gerçekleştirmek dediğimiz şey bu. Enel Hak dediği yer o. Şimdi bunu gerçekleştirmek için ise şu beden, işte beden ve beynin bilgisayarını kırmamız gerekiyor. Çünkü bu bizi sürekli yanıltan bir şey. Yani hep verdiğim örnekler vardır. Bak şimdi mesela şu anda mesela gözünü elle, aynı zamanda dirseğini elle, aynı anda elle gözünü ve dirseğini bir eline bir şu anda aynı anda hissediyorsun ama temelde bu ikisini aynı anda hissetme ihtimalin yok. Çünkü gözün beynine daha yakındır. Dirseğin beyninden daha uzaktır. Dolayısıyla sinyal merkezi sinir sisteminden giden sinyal beyne giden sinyal arasında fark olması lazım. Ama beyin sürekli bir geciktirme yapar ve sana şöyle söyler. Aynı anda dokundun Açelya, aslında beyin seni kandırır. Bunun gibi somatik algımız, görsel algımız, işitsel algımız, hafızamız. Yani şu an bak dünyada insanların mesela ama kardeşlerimizin dilleriyle görmesi üzerinde bir şey üstünde çalışıyorlar. Dilleriyle gören insanlar var. Efendime söyleyeyim tenleriyle duymalarını sağlıyorlar. Bir sinek gibi, kara sinek gibi ev kara sineği 360 dereceyi birden görebiliyor. Onun için yakalamak çok zordur ya sineği. Şimdi insan 180 derece üstlerinden görüyor ama bu 180 dereceyi görmüyor ki insan. İnsanın kör noktaları var ve burayı kör noktaları beyin dolduruyor. Dolayısıyla zaten gördüğün, dokunduğun, işittiğin hiçbir şey senin işittiğin, gördüğün, hissettiğin gibi değil. Sen aklıma güvenirim derken neyi kastediyorsun? Ben anlamıyorum bunu. Teslim olmak zorundasın. Yani o bilinçaltı eşiğini atlamadığın müddetçe zaten hakikatle baş başa değilsin. Gerçeklik dediğin kuantum fizikçilerinin gerçeklik deyip güldüğü bir şey. Gerçek nedir sorusuyla karşılaştığım bir şey. O yüzden yani... Hep virgüllü. Evet. Aynen. Hep virgüllü. Hep virgüllü. Ve bu sebeple de kişi hani Kur'an'da zaten böyle söyler. Akıl işte der ki akıl sahipleri, derin akıl sahipleri, kalp sahipleri. Hep mertebelere söyler. İşte ey insanlar, ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler. Yani bunların arasında o kadar büyük farklar vardır ki. Dolayısıyla mesela derler ki iman ettik demeyin der ayette Allah'ımız. Müslüman olduk deyin. İman henüz kalbinize girmedi der. Yani şeklen yapıyorsun da iman kalbine girmedi. Şimdi biz bu ayetleri okuduğumuz zaman... Çok güzel. Ya. Deniz çok güzel. Ya. Çok ya. Güzel. Çok çünkü güzel. İman... Ben bir daha alacağım. İman etmek... Ya çok güzel. Ya. Yani der ki işte Müslüman... işte der ki Müslüman olduk deyin. İman ettik demeyin. Çünkü iman henüz kalbinize girmedi. İman öyle bir şeydir ki yılana dönüşmüş asayı. Tutma imanı. Allah'a güvenmekten gelir iman. Herkes Allah'a inanır. Senin dediğin geçebilmekten sonra oluyor. Evet. Bak Allah herkes Allah'a inanır. Ama herkes Allah'a güvenmez. Zaten insanlığın en büyük problemi budur. Biz Allah'a güvenmiyoruz. Biz Allah'a inanıyoruz ama kendi oluşturduğumuz bir Allah tanımına,
peygamberimizin Allah'ına değil, onun anlattığı Allah tanımı önce ahlak diyor çünkü aleyhissalatü vesselam. Diyor ki Rahman'ın kulları diye bir tanım var Açelya. Şimdi baktığında Rahman'ın kulları şimdi ayette iniyor, iniyor, iniyor. Bir bakıyorsun en başta şey beklersin. Namaz kılanlar. Hayır. Yeryüzünde tevazuyla yürüyenler diyor ya. Ben zaten orada bitiyorum ya. Ben Allah'a aşık oluyorum orada. Ya birinci madde Allah, yani Rahman'ın kulları. Çünkü Allah'ın bak benim kulum dediği insanlar ayrıdır. Benim kulum dediği insan. Burada hep mertebeler var. İşte sen sürekli bir ölçümdesin Açelya. Ve bu ölçüm senin için. Allah'ın hiçbir şeye de ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok Allah'ın. Sizi gönderirim yerisini yenisini getiririm. Senin iyiliğin için. Tabii ki. Senin kendini gerçekleştirmen sonsuz. Senin oraya varabilmen evet. için. Senin oraya gerçekleştirebilmen evet. için. Evet. Bunu ya birilerine fayda sağlayarak, iyilik sağlayarak, evet. hizmet ederek evet. ya da maalesef kötü bir şeyle varmaya çalışacağım. Yani hani aslında kötü bir şey mesela. Yani başına gelen. Ha ya bak şöyle bir şey var. Biz mesela sevap günah anlayışımız da bozuk bizim. Hani böyle şöyle. Şimdi sevap senin kendine yaptığın iyiliktir. Günah da kendine yaptığın kötülüktür. Sen Allah'a iyilik yapamazsın. Allah'a kötülük yapamazsın. Anlatabildim mi? Sen kendini gerçekleştirmek adına diğer boyuttaki sonsuz hayatında istediğine kavuş, gerçek hayata, hani burada mesela bir yere gidip arkadaşlarına güzel bir şeyde bir şeyler içmek hoşuna gidiyor değil mi? Bak bunlar bunun hep fragmanı sonsuz hayatının değil mi? Ölümsüz bir hayat düşün. Yani sonsuz hissedeceğin bir hayata geçiş yapacaksın. Ve burada yaptığın sevaplar senin kendine yaptığın yatırımdır. Yaptığın kötülükler de kendine yaptığın kötülüktür. Sizin diyor Allah'a diyor yaptığınız işte kötü sözler Allah'a erişmez. Yaptığınız kötülükler sizin nefsinizedir diyor. Dolayısıyla yani şöyle bir sistem bak. Bir aynayla kavga ediyorsun sen burada. Ya, bravo. Bir aynayla kavga ediyorsun sen burada. Kavga ediyorsun. Evet. Ama sistemin mesela ne diyor? İyilikleri emret, kötülükleri men et. Sistemin devamı için. İkilik, tevhid içinde ikiliği de kabul ederek. Çünkü dualite alemindeyiz biz. Diğer boyutta bu. Cemal ve Celal artık ayrılacak. Burada Celal ve Cemal iç içe. Dolayısıyla bizim müdahil olmamız gerekiyor. O yüzden Efendimiz Muhammedi bilinç aleyhissalatü vesselam, bütün peygamberler bir bilinç makamını temsil eder. Ama hepsi Müslümandır. Harikasın. Tabii. Yani bu ilkokuldan... Bilinç makamı o kadar kıymetli. Çok kıymetli. Yani tabii. Bilinç deyip diz gibi. O bir makam aslında. Tabii ki. Ya Adem'i... Şimdi mesela ben soruyorum. Diyorum ki... mesela diyorum ki... Miraç ne demek diyorum. Soruyorum işte. Hangi peygamberler Miraç yapmıştır diyorum. Böyle bana bakılıyor mesela. Sanki ilk Müslüman peygamberimiz gibi. Ya Allah'ın anayasası bir tane. Hazreti Adem de teslimiyet felsefesiyle geldi. Teslimiyetle geldi. Ne diyor? Estaizu billah. İnnet dine indallah İslam. Allah'ın yanındaki tek borç, yol teslimiyettir diyor. Dolayısıyla Hazreti Adem'den bu yana bu bilinç, bu beyin de değişti tabii ki. Beyin yapısı da değişti. Hazreti Yusuf döneminde bütün kainatın hayal olduğunu bilmiyordu ki Hazreti Yusuf. Ama Efendimiz her şeyin bir rüya olduğunu kavramıştı. Yani sen anaokulundan başladın Hazreti Adem'i bilinç. Sonra Muhammedi bilince geldiğinde artık sen profesörsün. Harikasın. Çünkü neden? İnsanın zamana deme. Değil mi? Birden o bilgi, küçük bir çocuğu markete götürdüğünde... Birden anlatabilir misin? Tabii ki. Ne? Ya 3 aylık çocuğa sen kebap yedirebiliyor musun? Öyle düşün yani. Yediriyor musun? Tabii ki. Yani o yüzden çözemiyorlar. Yani çözülmüyor ama işte ben de bazen şey diyorum. Deniz Erten'den bu duyduklarımızı diyorum. Acaba bizler öbür tarafa hızlı geçtiğimizde yani öbür tarafa kafamızda geçtiğimizde acaba doğru mu algılıyoruz? O yüzden tekrar tekrar dinlemek. Tekrar. Belki konuşmalara bakmak. Ben çok seviyorum birkaç ay aynı konuşmayı dinlemeyi. Aslansın sen. Çünkü senin bilincin dönüştüğü için. Bak şimdi ne oluyor hemen söyleyebilir miyim bilimsel olarak? Lütfen. Şimdi bak ben mesela bir seminerlerimde bir resim gösteriyorum. Diyorum ki bu resme bakmanızı istiyorum. Mesela... çeşitli mesela Joe Dispenza'nın böyle bir anlatımı vardı. İşte bir nörologların böyle anlatımları var. Hani dünya çapındaki nörologların. Bakın şu resme diyorum. Mesela Monet'den, Van Gogh'dan. Tamam diyorum. Mesela Monet'den. Şimdi diyorum bana bakın diyorum. Dönüyorlar. Bakın diyorum Monet
bu resmi gerçekleştirmek, bu resmi oluşturabilmek için 40 sene katarakt olmayı bekledi. Ya. Işığı farklı algılamak için, tamam mı? Dolayısıyla şu anda Monet'in gördüğü, hani Monet diyorum bizden daha farklı bir ışık sistemiyle çizdi o resmi. Doğru. Dönün diyorum şimdi. Dönüyorlar, önceden fark etmediklerini görmeye başlıyorlar. Diyorlar ki ya bunu nasıl fark etmedik ya Deniz'im, işte Deniz Hocam bunu nasıl... Onun algısıyla bakıyorlar. Çünkü bak, çünkü şimdi beyin şöyle çalışıyor. Hani demin kablo bağlamak dedik ya. Şimdi beyin ilimle öğrenir fakat beden deneyimle onu hale geçirir. Dolayısıyla esmayı öğrenmek çekerek olmuyor. Esmayı öğreneceksin, anlamını öğreneceksin veya ayeti öğreneceksin. Ve ne olacak? El-Kerim, cömertçe vereceksin. Verdiğin an beyin bunu nörolojik bir yol haline, bir kablo haline getiriyor. Dolayısıyla ben o bilgiyi tekrar ettikçe, şimdi beynim, mesela benim kitabımı okuyan kardeşlerim böyle yapıyor. Hocam dördüncüdeyim. Yeni döndüm, şu anda hala önceden görmediğim şeyleri görüyorum. Sebep şu, Kur'an işte. Yani Kur'an'ı anlatan bütün kitaplar böyledir. Çünkü Kur'an böyledir. Şimdi sen ilk etapta okudun, ilk kez bilgiyle karşılaştın. Dolayısıyla senin o bilgiyi okuyacak, ikra, okuyacak nörolojik pathway, yolun yok. Dolayısıyla o bilgiyi okudun ve görmedin. Şimdi o bilgiyi, ama beyin artık aldı içeri, tamam mı? İkinci okumada beyin o şimdi o nörolojik yol üzerinde çalışmaya başladı ya, kablo oluşturacak çünkü oradan. Tamam mı? Ne oldu? İkinci okumada bir dakika ya dedim. Ben bunu niye fark etmemiştim? Aa dedim, çünkü ilkinde aslında beyin içeri aldı bilinçaltı. Çünkü bilinçaltı aynı anda 4 milyar bit bilgiyi içeri alabiliyor. Ama sana fark ettirmiyor. Farkındalıklı bilincine düşürmesi tekrardan sonra oluyor. Bir baktım, bir dakika ben bunu görmemiştim dedim. Üçüncü okumada tekrar, dördüncü okumada tekrar, beşinci okumada artık sana soruyorum. Sen diyorsun ki ben seni kendim için seçtim ve yetiştirdim açarıya. Şimdi sen bunu ezberlediğin an ne oldu? Sen de yeni bir kablo bağlan. Yani sana önceden işte ne diyelim işte Show TV, ATV şu vardı. Şimdi bir de geldi işte efendime söyleyeyim bilmem ne 360. TV. 360 TV geldi. Heh. Şimdi senin gerçeklik alanına 360 TV kablosu da bağlandığı için böyle yapıyorsun bana. Doğru. Deniz ya, çok ilginç. Şimdi benim bir kısa yaşam... Ama okumak sadece herhalde tabii kitap okumak. Aynı zamanda bir uygulayacak. Bir hocam vardı. Mehmet Hocam. Mehmet Okuyan. Bugün yayında demişti. Tabii ki kutsal kitapları okumak ama insanı okumak, doğayı okumak, hepsini paralel okumak demişti. Ben o günden sonra, o laftan sonra 5 sene oldu bunu duyalı. Her sabah yürüdüğümde, koştuğumda doğayı kargadan, denizden, çiçekten okumaya çalışıyorum. Tabii ki Allah. Tabii Allah zaten her an senle diyorum ya, sistem canlı. Ya şimdi bak çok ilginç. Şey. Şimdi insan bazen hani şuna üzülüyor. Ben ilk kainat canlı dedim. Onu da bir bildiğin için yemiştim bir ara. Sonra ben bunu Robert Lanza, dünya çapında bir dünyanın en önemli 50 bilim adamından birisi olarak gösteriliyor. Ve Einstein'la beraber ilk 3 bilim adamından biri olarak gösteriyor. Adam kainat canlı dedi. Vay anasını, herkes birden alkışlamaya başladı. Şimdi bunlarla veriyorum ki artık. Yani Kur'an'da bunlar söylüyor. Allah bunu söylemiş. Başka kimseye ihtiyaç yok da. Bilim artık bu noktada Çelya. Bilim artık Kur'an'ın ayetlerinin tefsirini yapıyor. Dolayısıyla bizim sorgulamaya yer bırakılmayan bir sistemdeyiz. Yani o sebeple hani bu reenkarnasyon meselesini orada tekrar bağlayayım. Şöyle bir şey var. Biz zaten ölen varlıklar değiliz. Öldüğünü zanneden varlıklarız. Hatta doğduğunda zanneden varlıklarız. Şu anda yani dolayısıyla... Bir zan içindeyiz. Bir zan içindeyiz biz zaten. Yani öyle ayetler, hani not aldım ki son dönemde. Hani kişinin aslında hani zina dediğimiz şey, biliyorsun zanla da ilgilidir. Dolayısıyla biz hep böyle bir beden ve hayvanlık ve beden üstünden bir zina algısındayız. Zanla da ilgilidir bu. Dolayısıyla bunu çok iyi kavramak lazım. Sen gerçek olma kafadan şunu öğrenmen gerekiyor. Ya ben diyor ki, çünkü bak ayet. Onlar bu dünyadayken diyor amalar, diğer dünyada da ama olarak kalkacaklar. Bu dünyadayken görmezler, işte kulaklarında ağırlıklar, gözlerinde perdeler. Diğer boyutta da ama kalkacaklar diyor. Çünkü neden? Sen buradayken beden kalıbını kırmadığında, geçiş yaptığında, şimdi bizim bu kabir azabı dediğimiz şey, boyutlar arasında geçiş yapamadığında kendini... Araf daha farklı bir şey. O da şimdi onu da anlatırız. Kabir, azabı, kabir azabında şöyle bir şey bak. Aç eriya. Şimdi
Bunu ben Interstellar'la anlatıyorum açıkçası. Interstellar'da evet, biliyorsun. Evet. Geliyor karşıdan kızına, aslında gelecekten, çünkü zaman dairesel bir şey ya. Paralel. Tabii. Başka bir gezegendeki zaman işte eşiyle bizimki aynı değil. Dolayısıyla zaman görecelidir. Bunu zaten kuran geçmişi, geleceği, şimdiyi aynı anda kullanarak kafamızı böyle çevirerek göstermiştir Allah'ımız. Cenneti geçmiş zamanda anlatır. Gitmiş görmüş olarak anlatır. Çünkü her şey olmuş bitmiştir. Ama biz şu anda sanki şimdiki canlı yayındaymış gibi yaşıyoruz olayı. Şöyle bir şey var. Kabir azabında şöyle bir durum oluyor. Şimdi normalde ben burada beynimin ve bedenimin oyunlarından, yani işte derviş, eşik, bu eşiği atladığımda ben artık bedenimin, çünkü biliyorsun bazı videolar gösteriyorum. Kişi kendi bedenini bir plastik mankenin bedeni zannetmeye başlayıp, evet, plastik mankene yapılan saldırıyı kendi bedenini olarak algılıyor ve acı çekmeye başlıyor. Ya düşünerek kolunu yakan insanlar var. Korun üstünde yürüyerek yanmayan insanlar var, değil yanmayan mi? İnsanlar. Çünkü mesele burada. Çünkü hayalle gerçeği ayırt edemeyen bir bilinç, bir beyin var. Fakat ben bu dünyadayken bu eğitimi almazsam, bilincimi buna göre eğer ki düzenlemezsem ve beden kalıbının ötesine geçemezsem, diğer boyutta kendimi bedenimden ayrı göremiyorum. Dolayısıyla bir karınca ısırdığında bedenime, yani elbiseyi ısırdığında, şöyle düşün. Hani böyle yazın kışlıkların içine şey koyarız ya böyle, eskiden naftalin koyulurdu falan. Heh, şimdi sen şöyle düşün. Beyninle oynuyorlar senin ve senin bir tane gömleğin var. O gömleği sen kendin zannediyorsun. Dolayısıyla o gömleği sen yazın şeye koyduğunda, böcekler yemeye başladığında o gömleği yedikleri zaman seni ısırdıklarını zannediyorsun. Bilinç böyle işliyor. Çünkü düşünsene sen başka bir plastik bedeni dahi, yani ben bunların bütün hepsini biliyorsun. Hani televizyonlarda çalışmaları göstererek veriyorum. Çünkü hani biz buna uydurmuyoruz diye. Dolayısıyla işte bedenden ayrılamıyor kabirde bilinç. Çünkü burada o eğitimi almadı. Kendini bu dünyayı gerçek zannederek yaşadı. Yani yediğinin aslında yerken, tatlı yerken bilen, demişsin ya ben yiyeceğim deniz seni dinlemeyeceğim. Yediğin şeyin bir elektriksel sinyal olduğunu bildiğin zaman senin için o tatlı aynı oranda olmuyor. Çünkü limon örneği var ya, sen de vermişsin, çok severim. Çok eskiden çok sevdiğim bir örnek, arkadaşım da verir. Evet. Yani limon örneği gibi o, evet, onu hissediyorsun. Hepimiz limonu sıktığımızı hayal ettiğimizde ağzımız sulanıyor. Evet. Yani. İşte hayalle gerçek arasındaki farkı bilmiyor ki beyin. Dolayısıyla işte kabire girdiğinde her nefis ölümü tadacaktır diyor ayette. Tadacaktır. Ölecektir demiyor ki. Yani niye reenkarne olsun? Ölmüyor ki. Dolayısıyla şimdi olayın farklı bir boyutunda bir kıyamet kopmaya, yani defalarca Adem geldi, defalarca kıyamet koptu. Ne biz sonuz ne de ilkiz. Dolayısıyla kendini sürekli kendine şahit olan varlık bir yerden sonra tekrar kendisini tabii ki sıfırdan, yani ben bunu şey örneğinden çok verdim. Hani Big Bang'ler olduğunu düşündüğümü yazdım ve siyah kara delikle beyaz deliğin karşı, hani çünkü mikro alem neyse makro alem de nedir onun üstünden anlatarak aslında bir yumurta üzerinden kainatın nasıl işlediğini ve Efendimizin sırtındaki aleyhissalatü vesselam işaretin bir tür hani yumurtaya benzemesinin sebebini anlattım ben. Buna Dürri Beyza, hani onu inciye benzeten, beyaz bir inciye benzeten Allah dostları da var. Aslında orada kainat sistemi ne anlatıyor Efendimizin sırtındaki o mühür? Ve orada kara delikten yutulduktan sonra tekrar ak delikten çıkıyor. Aynı bir yumurtadaki gibi. İkisini kıyasladım açeriye. Yani Allah'ımız o kadar acayip bir sistem ki ya, bu çıldıracak gibi oluyorum gerçekten. Yani küçücük bir şeye kainatın bütün yaratımını sığdırıyor. Ve sen o küçücük şeyi, hani dışarılara gitmene gerek yok. Yumurtayı incelesek biz aslında Big Bang'ler olduğu sonucuna varabiliriz. Tabii. Hepsinin içinde işaret var. Tabii ki. Söylediğin gibi. Tabii ki. Yani o işaret belki o an sende olmuyor. Peki artık süremiz de zaten Instagram kesecek herhalde birazdan. Daha var ama bu gittikçe de artan bir tekamül demek istiyorum ama doğru mu onu da düşünüyorum. Bu okudukça bilmeye çalıştıkça, bildikçe de noktaya, bilmeye çalıştıkça ile devam etmek istiyorum. Bu insanın geldiği noktada o geçişteki hazırlığı, tabii ki çevresine ve ailesine de büyük konfor alanı. Tabii ki. Tabii ki. Da değil mi? Biz tabii kendimizi ki. Düşünüyoruz ama
Tabii ki. Bağlı olduğumuz insanlar içinde. Bu o, burada da Kontak diye bir film vardı. Tabii ki. Bayıldım. Bir şey söyleyeyim mi? Orada ben cennete dokunuyor böyle. Ay. Bak oradaki oturduğu şey var ya hani sandalye. O sandalyenin Hazreti Süleyman'ın Kur'an'da bahsedilen koltuk olduğunu söyleyen bazı yorumlar var. Yani zaman biliyorsun cennete geçiyor orada. Hani o bir tane koltuğa oturtuluyor. Babası. Evet, o zaman makinesi gibi cennete gidiyor. Babası geliyor, şeye dokunuyor, alana dokunuyor. Ve dene diyor, anlatamam ben sana. Ama gerçekti diyor hani papazla konuşurken. Hani anlat diyor, açıklayamam ama gerçek diyor. Yani ve contact, yani mesaj, yani iletişim. Ya Allah'ımız, ben hep şey derim ya. Hani herkesin iPhone'u var. Benim iPhone'um var. Çünkü ben... Ay çok tatlı. Evet. iPhone. Yani Allah kuluyla her an onu yapma. Bunu yap. Allah seninle her an konuşuyor da. İşte iPhone. Şöyle düşün bak. Şimdi ben seninle konuşuyorum Açeyra. Şimdi o gün bir çok tatlı. Emniyet Müdür Yardımcımızla beraberdim ben. Bu diyorum ya bu ara biraz böyle bazı şeylerle uğraşıyorum. Dedi ki bazen dedi insanlar dedi duaları hani kabul olmadığı gibi böyle şeyler serzenişlerde bulunuyorlar. Ne diyorsunuz hocam dedi. Selam olsun Zeki müdürüme de buradan Abdullah Zeki sayın savcıma Hikmet savcıma. Şimdi böyle yaptım. Hocam dedim beni bir cepten arasanıza dedim. Ondan sonra böyle yaptım. İşte beni arıyor ya. Ben şimdi dinlemiyorum onu. Tamam. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum, oradaki şeye bakıyorum, marketin adına bakıyorum. Şimdi bak, Allah işte biz böyleyiz. Biz dua ediyoruz ama akıl başka yerde geziyor. Hani Allah bize sesleniyor her yerden. Hani her şeyi okumak meselesi bu işte. Ama benim aklım geziyor, geziyor. Benim kalbim başka yerlerde geziyor. Aynı senle telefonla konuşurken, mesela senle mesela bir şey konuşurken, o sırada bana başka bir mesaj, bir telefon veya mesaj geldiyse, hani koparım ya. Diyalogdan koparız ya hani öyledir ya. Mesela benle konuşuyorsun. O sırada sana Ayşe mesaj attı, çocuğun mesaj attı, eşin mesaj attı falan koparsın ya. Şimdi biz Allah'la beraber, Allah'ımızla doğru irtibat. Çünkü sala kelimesi yani iletişim, irtibat, Rabs olma hali. İletişim kurmaktır. Allah'a bağlanmaktır yani. Onu ona kabloyu ona atmak. Dikey bağlanmak. Yani aynen öyle. Yani o hani bizim böyle evdeki Wi-Fi var ya hani onunla o iletişime girmektir. Fakat sen iletişimde onunla bununla mesajlaşıyorsan aynı anda tabii onu ya. Duymazsın yani. Dolayısıyla ona odaklanamazsın. O yüzden süpersin. Yani odaklandığın an itibariyle zaten Allah'ın her an seninle konuştuğunu ve sana rehberlik ettiğini işte hidayet ismi Hadi bunu vaat etmiş ya. Hadi esması. Sen yeter ki şu işte hayvan örtülerini bir kaldırırsan kulağındaki ağırlıklar, gözündeki perdeler kalkmaya başladıkça süpersin. Ne oluyor? Diyor ki mesela bir şey oluyor pat diye benim kalbime düşüyor. Tamam mı? Arıyorum. Hocam yani şaka mı bu falan filan yapıyor bana. Şu anda diyor mesela dün atalardan aktarımı bir kardeşimiz yapmamış bizim ekipten birisi. Ben de bir kardeşimize yardım etmesi için onu arayacaktım. Şey dedi bana bugün Gülden. Onu da buradan selam olsun. Vallahi dedim ki ya buna biçim bir şey ya dedim dedi. Bir ilk kez bu akşam dedi halim yok yapmayayım atalardan gelen aktarım dedi. Aradınız dedi ne zamandır dedi. Yani işte bu kalbini düşürüyor senin ve şöyle yani bunu da bilmeyen tabii cehalet de biliyorsun ya. Şimdi normal şartlarda Allah'ımızı duymamaktır problem. Normal şartlarda ilham almamaktır problem. Dolayısıyla bunu da karıştıran işte cincilere, hacılara, hocalara bağlayan insanlar var. İşte bu da tabii ki çok eksik ve aslında zavallı bir durum. Çünkü işte insan kendine yüklü programları bilmediği için hani esemi esması sende, basar yani sende, alim esması sende, hayat, ilim, irade, kudret bunların hepsi sende. 8 subuti sıfatı senin üstünden gerçekleştirmiş. Kainata seni halife olarak potansiyelde yollamış ama sen üst, yani böyle birisi böyle bir şeyler yaşayınca onu üstün bir şey zannediyorsun. Yahu sen bunları gerçekleştirmen zaten gerçekleştirmemen senin üstün. Yani mucize o. Senin Allah'ı duymaman mucize. Yani çünkü o kadar duyman lazım ki çünkü her yerden sadece o konuşuyor. Ama senin duymaman işte hani olumsuz anlamdaki mucize. Çünkü o kadar örtmüşüz ki biz kendimizi. O kadar kapamışız ki. Bu yüzden de şunu söylemeye çalışıyorum. Açeriya. Yani insanın kendindeki bu yüksek kapasiteleri gerçekleştirememesi bir ayıptır.
Ve asıl bravo. Tuhaf olan budur. Ama işte peşinde koştuğun şeyler, bak bir insanı tanımak istiyorsan arkadaşlarına bakacaksın. Çünkü 5 kişiler. Aa, çevrendeki 5 kişi. Evet, peygamberimiz de öyle aleyhissalatü vesselam. Kişi arkadaşının dini. Din ne demektir? Yolu. Yani sistemi. Düşünme sistemi üzeredir. Yani bir arkadaşın, yani sen eğer ki etrafındaki herkes, bak ben Muhittin Arabi Hazretleri şöyle anlatır. Ben buna bu, özellikle bugün çok çok şey yaptım. Der ki, bak şimdi benim okurlarımda böyle bir şey var. Biz söyleşiler yaptığımızda bazen yer olmuyor. Ve bana bunu, Ayşegül buradan selam olsun canım için, canımın içi. Bir gün dedi ki, ya Deniz dedi, benim eşim diyor ki dedi. Senin konferanslarında Deniz Erten'in grubundakiler ne kadar güzel insanlar. Biz dedi, insanlar biz yere otururuz, siz oturun diyorlar. Mesela çünkü ben hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar, ne bildiğimizin hiç önemi yok. Ebu Cehil'den daha iyi kim Arapça biliyordu? Önemli olan ahlaktır. Ahlak-ı Muhammedi'dir. Bu söyleşide birbirimizi yersek, birbirimize kötü şeyler söylersek, çıktığımızda araba kavgası, park kavgası yaparsak hiçbir şey öğrenmemişiz demektir. Biz Allah adına savaşacağız. Biz virüslerle, bakterilerle savaşacağız. Biz böyle insanların hani o fitnecilerle savaşacağız. Ama biz Allah için savaşacağız. Nefsimiz için değil. Dolayısıyla bu yüzden çok latif kardeş, benim kardeşlerim çok latiftir. O yüzden de demiş ki ya bunlar nasıl insanlar ya, ne kadar değişik bir grup demiş, tamam mı? Ve Muhittin Arabi Hazretleri şöyle söyler. Bir insanın salih olup olmadığını anlamak istiyorsanız onun topluluğuna bakın. Bak birbirine saldıran, birbirine ateş püskürten insanların demek ki başlarında problem var. Tamam mı? Vazgeçmek lazım diyorum. Ya yöneticilerine bakacaksın. Yani evet. bu insanların tepesinde kim? Çünkü ne? Onlar rezonansa giriyorlar. Bir taraftan da salih amel peşinde koşan mesela, yani insanı, grubu temsil eder çünkü. Çok önemli. Çok önemli. Çok çok çok. Yani buradan da aslında bu özellikle pandemide Deniz'cim, korona öğretmeni bize bunu çok güzel öğretti. Aynen öyle. Çünkü içselleştik. Evet. Çevremize baktık. Ben de hani bu şans, bunun şans tarafından bakmak evet. gerekiyor. Burada değiştirilebilir hepsi. Kişiler, niyetler. Burada hani nereye gittiğine bakmak lazım. Kimseyi yargılamadan, tabii. sorgulamadan. Bence biraz frekansları değiştirmek. Tabii eğer ki. Değilse. Tabii. Bu da bence bir hizmet. Belki de bilmiyorum, ibadet. Tabii ki. Doğa, dünyaya. Tabii ki. Ama seni bozan, seni eken, negatifle seni tabii. yok etmeye çalışan tabii. frekansları değiştirmek. Bu anlamda 5 kişiyi, toplumunu oluşturmak tabii. bence o da insani bir görev. Zaten ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben normalde mesela olaylarla savaşırken bunları şahsi bazdan bakmam her zaman. Yani hep şöyle bakmaya çalışırım. Ben burada bir kere Hazreti Ali gibi hani o savaştayken tam adamın kellesini hani vuracakken, çünkü insanlara tecavüz ediliyor, insanlar öldürülüyor. Ne olacak? Allah yardım etsin mi diyeceksin? Çıkacaksın ona yani. Yani ümmet millet devlettir abi. Bu budur yani. Başka bir taraf yoktur. Ümmet millet devlettir yani. Dolayısıyla oradayken tam onun hani kafir müşrik olduğu için öldürecekken yüzüne tükürüyor. Diyor ki bir dakika diyor. Ben şu an seni öldüremem artık. Özürüm. Artık seni nefsim için öldürmüş olurum diyor. Adam da Müslüman oluyor. Bizim şunu öğrenmemiz gerekiyor. Biz bir eşek arısını 500 arı birleşip oluşturdukları elektrikte yakıyorlar. Kötülükleri böyle yakalım. Birleşelim. Bakın. Harikasın. Dünyayı azınlıkların yönetmesinin sebebi bunların kendilerinin bir arada bulunmayı çok daha iyi becermesi. Bizde burada birbirini yeyen topluluklar var. O onu inkar eder, o ona reddiye atar, o onu bir şey. Ya bırakın da insanlar, tamam mı? Allah karar versin kimin ne olduğuna. Ama insanlar bir şekilde Allah'a tutunmaya çalışıyorsa bir destekleyin de sevdirin yani. Değil mi? Zorlaştırmayın, bir kolaylaştırın. Ayetler, hadisler hep bu yönde. Dolayısıyla ben her zaman şunu söylüyorum. Yahu Mevlana Hazretleri'ne birisi gelecek gelmiş, demiş ki birisini getirmişler, çok hiç günahı yok, demiş ki ya demiş bana günahsız niye getiriyorsunuz bana, demiş günahından dönmek isteyeni getirin. Yani herkes hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil ama herkes Allah'ı arıyor evet. ve bizim buna vesile olmamız lazım, bizim iyilikleri artırmamız lazım, kötülüklerle de bir araya gelerek mücadele etmemiz lazım çünkü edepsizler, tamam mı? Edepsizler, hani o gün çok güzel bir şey söyledi Mehmet Ali Hocam. Edepsize karşı, edepsizlik edeptir dedi, edeptendir dedi. Bizim biraz Allah adına hareket etmeyi gerçekten öğrenmemiz lazım. Yani biz Hazreti İsa değiliz. Sağ tarafa vurdu, solu çevir. O eksiktir.
biz gerektiğinde Celal, gerektiğinde Cemal göstermeyi öğrenmesi gereken insanlarız. Ve benim işte demin verdiğim örnek şunun üzerindendi. İbn-i Arabi Hazretleri özellikle İslamiyet'i anlatan insanlarda, hani birbirlerinin yeme olduğu yerde başlarına bakın der. Anlatabildim mi? Birine saldırma, ona buna. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü İslamiyet sulhu getiren bir şeydir. Ben mesela bir şey olduğunda hiç bakmıyorum kim olduğuna. Bizim bu insana yani hasta, kanser ulaşmamız lazım. Yani sen bir evin halini gör. Bana ne ya? Ben Allah'ım belki birisinin yüzü sürmetine beni kurtaracak derdindeyim. Çünkü eksik bir insanım ben. Ben kendimi tamamlamak için çabalıyorum, Allah'ıma yalvarıyorum ve bizim grubumuzdaki herkesin bilincinin de bu olmasına çabalıyorum. O yüzden de... Aslında bütün karşına çıkanlarda şansın oluyor. Tabii ki de ya, fırsattır ya. Büyük şansın ve fırsatın sana oluyor. Sana diyor ya. Yani o bir yük değil, tam tersi şansın oluyor. Ben Deniz'ciğim, vakit de bu arada çok da oldu. 8 sene oldu babamı kaybedeli, yoğun bakımda, Allah nur içinde yatsın. Yoğun bakımdayken orada fark etmiştim bunu. Ben babam için üzülürken baktım birilerine yardım ettiğim ya. Zaman babamın orada olma sebebimi anlamıştım. Ya. Çünkü babam orada yatarken başında oturup dua edip halam çok destek oluyordu. Abimler görevlerini yapıyorlardı. Ama benim başka bir şey daha yapmam lazımdı. Evet. Ünüm vardı, oyuncuydum. Çok herkes beni tanıyordu. Evet. O odalara girmem gerekiyordu. Evet. Benim başka bir var olma sebebim vardı. Sevgili babam da vesilemdi. Çok... Ben girdim bütün odalara. Elimden ne geliyorsa, ne gerekiyorsa söylemeye bile gerek yok. Gerçekten. Bir tebessümle başlayarak ben geldim yanınıza diyerek. Hayatımın en güzel ders günlerini geçirdim. En güzel yani belki babamı öbür tarafa yollamak garip gelecek herkese ama hayır. Evet, hayatımın en güzel günleriydi. Onun vedasında da yanında bulunabildim. Evet, zor bir geçiş oldu, olabilir. Bizim algımızda zordu. Ama çok çok da şey öğretti bana. Dolayısıyla bir de tabii ki orada ailelere buradan söylemek gerekiyor. Sevdiklerimize değer vermek, yaşamak. Ölümden sonra işte belki biraz özlüyorsun ama yine yaşadıkların çok güzel kar kalıyor. Yani o simülasyon devam ediyor. Tabii ki. Ya ben elime bakıyorum. Ay diyorum babamın elleri. Evet. Ay diyorum ben de ya. Nasıl değil mi? Bende artık o. Ya, bende o. Genetik aktarım öyle bir şey ki sende nesillerin sende yaşıyor şu anda. Evet, ben mesela bak o yoğun bakım meselesini ben anneannemde mesela teyzemde de aynı şekilde yaşadık. Ve biz orada çok dua ediyorduk. Sürekli Kur'an okuyorduk ve ben aynı zamanda çok yaşlı baktığım için, yıllarca hasta baktığım için ne zaman küstüklerini çok iyi bilirim ben yoğun bakımdaki insanların bilinçlerinin. O yüzden mesela bilinci açık, bilinci kapalı meselesine çok doktorlarımızın hani daha hakim olması gerekiyor. Biraz yaşlı baktığında, hasta baktığında daha iyi anlıyor. Bazen küser konuşmaz hasta. Ve o yüzden de hani bir doktor der ki bilinci kapalı galiba. Ben gidip böyle diyordum ki hayır, ona şunu sormamız lazım. Elinizi sıkmasını isteyin. Dışarı çıkacağını söyleyin. Terliklerini getireceğini söyleyin. Vesaire gibi. Şaşırıyordu başhekim. Ya diyordu, bu nasıl bir şey diyordu. Hocam diyordum, biraz işte bakınca hani uzun süre çok şükür. Onların hissiyatını algılamaya başlıyorsun. Ve biliyor musun Açerya? Ben o dönem... Başka bir tarafını geliştirmen hakkı veriliyor sana. Kesinlikle öyle ve oradaki insanlar hepsi beni tanıyordu aynı şekilde. Ve mesela anneannem Hakk'a yürüdüğünde hepsi böyle bana şey yaptı. Yürürken yoğun bakımda onu almaya gittiğimde bana işaret ettiler. Oradan çıktıktan sonra bana şey dedi başhekimimiz. Dedi ki Deniz Hanım dedi, buradaki insanlar sürekli artık dedi dua dinlemek istiyor. Dedim ki hocam dedim, bakın yurt dışında... Mesela Amerika'nın birçok eyaletinde yoğun bakımlarda sürekli papazlar, rahibeler giderler. Orada İncil okurlar. Biz burada böyle bir şey yapsak dedim, bin tane laf söylenir. Yani dedim, oysa dedim, şu an size şöyle söyleyeyim dedim. Dedi ki, şimdi annem dedi ki ya dedi işte hani evimizde Hakk'a yürüseydi hani annemiz başımızda. Hayır dedim, anne dedim bak. O gece dedim, Deniz diyecekti, işte Tülay diyecekti, Şenay diyecekti ama o gece baktı ki o yalnız Allah dedi. O yüzden dedim yoğun bakımda gitmesi dedim, o tam geçiş yaptı. Bu konuda çok eminim. O yüzden kardeşlerimizin yoğun bakımda gitmiş sevdikleri varsa şunu bilsinler ki yoğun bakım Allah'a en yaklaştığın yerdir. Ve orada Ayşe diye çağırsan yok, bilmem ne diye çağırsan yok. Orada senin tek kurtarıcın Allah'tır. O yüzden de içiniz çok rahat olsun. Ben öyle iman ediyorum ki Faruk abim de hep der, Allah'la baş başa mı olmak istiyorsun yoğun bakıma git diye. Ben buna çok iman ediyorum ki orada sadece Allah dediler. Onun için o en güzel şekilde gittiler, geçiş yaptılar yani. Aynen öyle. Bir de
Bu arada yayın da artık yavaş yavaş alasma alacağım ama bu merhaba aslında. İnşallah. Senin istediğin sürece ben... Her zaman ne demek estağfurullah Açılya'cım. Şeyi de biliyorsun Salı günü 10 Kasım. Evet. Ve sevgili atamızın çok değerli bir tarihçimiz. Şu an kafam karıştı kusura bakmasın. Geçen hafta yayın yaptık. Hastalığın başlangıcı ve ölüm anına kadar konuştuk. Çok etkilendim, onu da söyleyeyim. Tabii bunlar not alındığı için, bir tarihe geçtiği için söyleyebiliyorum. 8 Kasım'da sevgili Atatürk tamamen bilinç kapanıyor. Ve 8 Kasım'da son sözü şu oluyor. Gözünü açıyor, bakıyor, selamun aleyküm diyor ve kapatıyor. O yüzden hem Ulu Önder Atatürk'e 10 Kasım'da yine saygı ve sevgiyle anarken silah arkadaşlarımız, dünyaya hizmet, bu vatana hizmet eden herkesi, ölmüşlerimize saygı ve minnetle anıyorum. Amin. Ben de aynı şekilde ve sen biliyorsun benim dedem Kazım Karabekir'in yetimlerinden biri. Yani onların, Atatürk'ün elinde büyümüş. Benim dedem öksüz yetim, hiç kimsesi olmayan bir insan olarak ellerinde büyümüş ve bizim için çok kıymetli. Ben hep şunu söylüyorum. Gerçekten şunu unutmayalım arkadaşlar. Birlik içinde gerçekten vatanımıza, milletimize hizmet eden herkesi sevelim ve gerçekten artık birbirimize dövmeyi bırakalım, ne olur bırakalım ya. Yani gerçekten bunda benim bir tarzım var, onu da söylemek istiyorum Aşeli'ye bugün şundan dolayı. Tabii duyuyor. Benim genel tarzımda bu konularda, mesela atıyorum hiç böyle hak etmediğim bir şey duyduğumda ilk anda, dediğim gibi iletişim bazında devam edildiğinde, bu hani benim olumlu iletişime rağmen veyahut da artık aşırı edep dışı bir hareket değilse bu, ben normalde bunu unutan biriyim. Üstünde bile durmayan biriyim. Fakat ısrar edildiği zaman da sonuna kadar peşinden giden biriyim. Buradaki o ayrımı özellikle söylemeye şunun için söyledim. Önce her metodu denedikten sonra son noktada artık belli kararlara varan biriyim. Çünkü bazen gerçekten hani merhametin yolları diyor ya, cehennemin yolları merhamet. Bazen gerçekten fitnenin büyümesine asla izin vermemen gerekiyor. Ve eğer ki elinden geleni yaptıysan artık sonunda hem yüce mahkemeyi, hani Allah'ın mahkemesini, hem de tabii ki hukuka başvurman gerekiyor. O yüzden hepimiz bu sistemde en çok önemli olan şeyin adalet olduğunu unutmayalım. Allah katında Kur'an'ın %99'u adalet üzerinedir. Hatta elbette, bir yerde elbette adalet yoksa zaten, orada hukuk yoksa zaten hakkın varlığını iddia etmek maalesef çok yanlıştır. Hakka kavuşmak diyorsun. Benim aynen öyle. Hakka kavuşmak. Hak kelimesi. Diyorsun. Hakka yürümek, hakka diyorsun yürümek ya. Diyorsun. O kelimeyi ben hani kitabımda da söyledim. Allah özellikle bunu seçmiş ya. Hak. Yani sendeki hakkı gerçekleştirmek. Birbirimizi sevelim. Gerçekten de biz Allah'ımızın adaletini gerçekleştirmek için bu dünyada elimizden geleni yapalım. Daha fazla da ben şey yapmayayım hani yayında. Mesela bu arada tarih programıma katılan, akla takılanları Koray Şerbetçi'ymiş. O da ayıp olmasın. Sevgili Koray Şerbetçi'nin verdiği. Çok sevgilerimizi iletiyoruz. Çok da kıymetli bir bilgiydi. Çok sevgilerim. Deniz'ciğim çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Sevgili Simay'ım daha yeni babasını kaybetti bir hafta önce. Öğrencinin bir hafta bile olmadı, 3 gün önce. O da mesaj atmış. Harika bir yayın oldu. O da evlat olarak muhteşem, babasının yanındaydı. Ben de Allah katında şahidim. Muhteşem bir çocuktu. Birbirimize destek olduğumuz her alanda bence çok kıymetliyiz. Ya sen de çok değerlisin. Ben seni izlemeye devam edeceğim. Ay canımın içi. Açelya gel. Şu konuyu yarım saat, bir saat ya da 2 saat anlatmak istiyorum. Ben de öğrenmek istiyorum diye. Estağfurullah. Yani estağfurullah. Gerçek. Sen de. Sen çünkü okuyorsun, ediyorsun, araştırıyorsun, çok seviyorsun. Ve çok da güzel anlatıyorsun meseleyi. Dediğim gibi birimize bir virgülle devam etmek çok kıymetli. İnşallah. Çünkü noktalar bizi kör ediyor. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim o zaman, yine kapatmadan evvel. Şunu söylemek çok benim için şu an çok gerekli oldu. Buradan sevdiklerini kaybetmiş kardeşlerim. Yani benim gibi hani kendi kanadını kolunu kimi zaman kırık hisseden kardeşlerim. Odak noktanız bu dünya değil, Allah ve kendinizi gerçekleştirmek olsun. Allah'ımızın bize verdiği lütufları bizdeki esmaya gerçekleştirmek olsun. Ve
Şunu bilin ki ayrılık yok. Ayrılık yok. Biz şu anda sadece ayrıldığımızı zannediyoruz. Ve bu rüya çabucak bitecek. Onun için lütfen her üzüldüğünüzde o üzüntünün sizi vesveseye, kötü düşüncelere çekmesine izin vermeden ben Allah'ım adına kendimi gerçekleştirmek için ne yapabilirim? Bismillahirrahmanirrahim. Allah adına hareket etmek demektir. Ben babamı rahat ettirmek adına, ben sevdiklerimi orada rahat ettirmek adına, kendimi gerçekleştirmek adına sonsuz alemde hep beraber şöyle oturacağız biliyorsun. Güleceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. Bugün yani o kadar güzel şeyler yaşayacağız ki hep beraber ve sonsuza dek. Bunun için ne yapabilirim? Odaklanırsanız o üzüntünün sizi boğmasına da izin vermezsiniz. Ben böyle ayakta kalmaya çalışıyorum. Çünkü Allah'ıma güveniyorum. Bu soruyu sormak bile cevabı açık olmak demek değil mi? Evet, evet. Aynen o öyle. Cevabı açık olmak aynen lazım. Öyle. Onun için inşallah hep beraber biz önce ümmet, devlet, millet anlayışında hizmetlerimizi devam ettirelim. Ve gerçekten daha çok yetim kardeşlerimize nasıl ulaşabiliriz? Birisi babasını kaybettiyse Simay, sen şu anda onu yaşıyorsun ya, sen ona pansuman olmaya çalış. Böylece kendi acını unutacaksın. Ve senin baban da oradan diyecek ki işte bu benim kızım. Ve Allah'ım diyecek ki işte bu benim kulum. Ve sen böylece emin ol, başkasının yarasını tamir ederken kendi yaranın tamir edildiğini fark edeceksin. Çünkü tabii başka biri diye birisi yok. Aşile şunu da söyleyeyim ne olursun. Ben tabii. Altınbaş Üniversitesi'nde beni işte Ayşegül sağ olsun bize bir söyleşi ayarlamıştı. Allah razı olsun. O söyleşide işte ben şeyi anlatıyorum. İşte Miraç olduğunda kişi kendi ayağını sabitesini görecek ve bakacak ki aslında Açelya da benmişim. Yani perde kalktığında bir bakacak o denizmiş. Hani bu Morgan Freeman'ın bir tane şeyi var ya Türk Hava Yolları'nda uçağa biniyor. Birdenbire bütün yolcular Morgan Freeman oluyor. Aslında o Miraç halinde olacak bir şey. Madde arkasına geçtiğinde baktığında Allah'ın esmalarının üstündeki kalıp kalktığında her şeyin sen olduğunu fark ediyorsun. Ve orada bir tane güvenlik görevlisi. Ama nasıl biliyor musun? Hipnoz şekilde beni dinliyor Açelya. Ondan sonra kapıdan şimdi ben de dedim ki şimdi tam artık insan kardeşlerimiz geldi. O da dinlesin istiyorum. Dedim ki güvenlikçi kardeşim lütfen sen de aşağı doğru gel. Sen de buradan dinle istiyorum dedim. Ve böyle bana bakıyor tamam. Geldi oradan aşağıdaki şey bir katmana oturdu. Dinliyor. Bir taraftan da kapıya da bakıyor tabii arada. Sonra bittikten sonra dedim ki bakın kardeşlerim dedim. Biz dedim bir hayal, bir video çekiyorum şimdi size dedim. Birisi dileniyor dedim. Kafası önünde dedim. Tamam mı? Miraç yapmış kişinin halini anlatıyorum size dedim. Siz dedim ona yardım ediyorsunuz ya dedim. Dilenmiyor veya orada yardıma ihtiyacı olan birisi var. Başı şöyle. Siz ona para veriyorsunuz. Kalk kardeşim sana yardım edeceğim dediğinizde kafasını bir kaldırıyor. O Açelya sensin. Yeter. Ne yaparsın? İşte dedim bak dedim insan ne yaparsa kendine hani Amener Resulü de söylediği gibi. Yani dedim sen bensin ben de senim dedim. Sonra ben bu güvenlik çocuğa döndüm Açelya. Bak burada bütün okurlarım şimdi izleyen okurlarım diyorlar o olaya çok ağladık çünkü hepimiz. Yani dedim bak kardeşim dedim sen bensin ben de senim dedim bir baktım. Onda kendi yüzümü gördüm Açelya. O kardeşimiz de erkek ve de. Buraya gel dedim. Sahneye gel dedim. Ama çok. Sen bensin, ben de senin biliyor musun dedim. Böyle yaptı. Senin adın ne dedim. Deniz dedi. Ay biliyor musun? Biz bittik ya yayında. Ya şeyde söyleşide. Allahu Ekber falan diyor insanlar. Canım Allah'ım. Bak biz bu aslında ondan başka biri yok. Ondan başka biri yok. Biz sadece ne zaman Celal, ne zaman Cemal dengesini göstermemiz gerektiğini ve topluma evet, evet. Topluma bu şekilde barışı kimi zaman savaşarak getirmemiz gerektiğini anlamalıyız. Ve biz güzelleşirsek şunu bilmeliyiz ki içsel ahlakımız değiştiğinde aslında yaşadıklarımız değişecek, kolektif bilinç değişecek. Eğer ki bunu değiştirmezsek de istediğimiz kadar yuvarlanalım, hakkıyla namaz kılıp da dönüşmedikçe, tamam mı? Namaz kılıp dönüşmedikçe, o namazı kılarken başkası zannettiklerimizin acısına koşmadıkça biz maalesef daha beter şeyler yaşayacağız. O sebeple neyi yaşayacağımızı kendimiz tayin ettiğimiz için ben iman ediyorum bu kardeşlerimize. Korkmayalım. Biz çabalayalım. Bizim Allah'ımız bizi yarı yolda bırakmaz. Elbette. Canımsın benim. Sen de benim. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Allah emanet ol. Çok sağ ol. İnşallah. Yine buluşalım. İnşallah. En güzel zamanda. İnşallah. Ne zaman istersen. İnşallah. Enise, evladına, nefesine, bilgine, canım her benim. Şeyine. Her zaman ailene, halana, efendisi, tüm sevdiklerine, anneciğine, herkese çok selamlarımı söyle. Bayisine. Ay
Aybanu'ya da. Aybanu'ya da söyle. Aynen öyle. Evladım zaten iki yanağından öpüyorum. Allah onu korusun. Tüm kardeşlerime sevgimi yolluyorum. Biz inşallah salih amellere devam edeceğiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Biz doğru olacağız. Biz Allah'ın kamerasında olduğumuzu bileceğiz inşallah. Turumuş ol. İnşallah. İnşallah. En güzel. İnşallah. Sizi seviyorum. Kendine iyi bak lütfen. Bay bay. Bay bay canım.